Muhabbet Kralı'na hoş geldiniz. Çok değerli konuklarım, çok değerli uzmanlarla beraber gerçekleştiriyoruz bu programı. Muhabbet Kralı'nda bugün yine para konuşacağız. Fakat başka bir para konuşacağız. Özellikle kripto para konuşacağız. Ve bugünlerin yükselen trendi en önemli mevzularından biri. Değerli konuklarımı söylüyorum hemen. Sayın Özgür Güner'i, Sayın Şant Manukyan ekonomist ve global stratejist, Sayın Erkan Öz, gazeteci, yazar, Sayın Çağla Gül Şenkardeş, Mena Pay CEO'su. Doğru telaffuz ettim mi? Doğru. Peki, harikulade. Bitcoin ile ilgili küçük bir belgeselimiz var. İzleyelim ve programa başlayalım. Paranın icadının üzerinden çok zaman geçti. Her şey değişir, para değişmez diye düşünürken 2008 yılında para yeniden bulundu. Bu yeni parayı madencilik yaparak bilgisayarlardan çıkarma işi kafa karıştırdı. Bir belgeyle bunu duyuran Satoshi Nakamoto'nun kim ya da kimler olduğu bilinemedi. Teknolojinin sınırlarını kaldıran bu parayla ilk olarak pizza alındı. 12 yaşında ilk kripto parasını alan genç dünya milyarderi oldu. Ama ortada elle tutulur bir para yoktu. Kripto paraların yıldız ismi Bitcoin, merkezsiz dijital değer olarak artık hayatımızda. Bitcoin paranın geleceği mi? Keşke daha önceden girseydik. Zengin olmanın yolu bu mu soruları işi daha da karmaşık hale getirdi. Ne zaman düşüp ne zaman çıkacağı belli değil. Açıklama yapan başkanı ya da CEO'su yok. Bir günde 150 milyon dolar değerinde Bitcoin işlemi yapılınca bu duruma balinaların neden olduğunun söylendiği bir para sistemi var elimizde. Peki Bitcoin'in parasal anlamda değerliliğini belirleyen şey nedir? Kripto paralar geleceğin para sistemini mi oluşturuyor? Dijital paralara nasıl güvenebiliriz? Kim bu balinalar? İyi düşünmeler. Evet efendim, tabii ki Erkan Öz'ü hepimiz tanıyoruz. 2020 Yeni Ekonomi, Büyük Kriz, Müthiş Fırsat kitabı ve Büyük Finansal Tufan kitaplarıyla daha önce de programımıza defalarca kez konuk oldu. Biz onlara mahşerin dört atlısı diyoruz. Müthiş bilen insanlar diyoruz. Beraberce programlar yaptık. Aynı zamanda mutlaka YouTube'da takip ediniz Erkan Bey'i. Son videolarının isimlerini söyleyeceğim. Öyle eğlenceli ki ben izlemelere doyamıyorum. Vampir hikayeleri hangi gerçeği saklıyor? Ne alakası var diyeceksiniz. Türkiye dünyada en çok altın alan ülke oldu. Amerika dolar basıyor. Altın, gümüş, Bitcoin ne olacak? Uzayda devasa altın keşfi ve fiyatlar düşer mi gibi videolar hazırlamış. Son olarak bazılarını izlemedim. Onları da izleyeceğim. Erkan Öz Bey'le tabii ki konuşacağım ama bugün yeni tanıdığımız Çağla Hanım. Siz bir CEO'susunuz. Ne yapıyor bu CEO'su olduğunuz kurum? Ne yapar efendim? Okan Bey, MenaPay blockchain tabanlı bir ödeme sistemi. MenaPay ile ilgili şöyle özel bir bilgi paylaşabilirim belki. İsminden de anlaşılabileceği üzere Mena diye anılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk blockchain tabanlı ödeme sistemi. Yani çok özetle bugün birçok insanın kredi kartı veya farklı ödeme sistemlerini kullanarak yaptığı birbirine para gönderme veya alışverişlerinde ödeme yapma fonksiyonunu arada bir banka olmadan, bizim hep blockchain'den bahsederken merkezi otorite olmadan yapılan güvenli işlemler dediğimiz şekilde, arada bir banka olmadan blockchain üzerine yazan veri kayıtlarıyla sizin para kadar değerli bir varlığı transfer etmenizi sağlayan bir mobil ödeme sistemi MenaPay. Çok özetle. Güzel. Peki şimdi hemen Özgür Güner'e soralım. Peki ne yapar efendim? Siz de CEO'su olarak bize anlatınız. Kripto para alım satım platformu. Aslında ortaya koymaya çalıştığımız değer Türk vatandaşları için kripto paraya, başta Bitcoin olmak üzere, kolay erişim sağlamak. Yani cebinizdeki varlığınızla eğer kripto para almak istiyorsanız ve satmak istiyorsanız, biz bu arayüzü size sunarak bir pazar yeri oluşturuyoruz. Ve diğer kullanıcılarımızla kendi aranızda bu kripto parayı Türk lirasına karşı veya birbirleri arasında değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Bunu bizim sizin, işimiz bu geçiş sağlamanıza. Sizin web sitenizden mi yapıyorsunuz? Bizim web sitemizden yapıyorsunuz, evet. .com'dan. Bitcoin.com'un bir de şöyle bir bence önemli bir noktası var. Yaklaşık 11 yıldır hayatımızda olan bir teknoloji içerisinde neredeyse 7 yıldır faaliyet gösteren bir marka. O yüzden bu
devrim niteliğindeki teknolojide de ilk yıllarından beri neredeyse var olan bir Türk markası olmak da bizim için ayrıca bir mutluluk tabii ki. Türkiye'nin ilk dünyada dördüncü kripto para alım satım platformuyuz. Çok güzel, müthiş. Peki basit biraz aptalca sorular sorayım. Estağfurullah. Örnekse ben çalıştığım kuruma, özel kurumlarda herhalde daha ihtimal olabilir belki, artık bana kripto para olarak, Bitcoin olarak ödeme yapın diyebilir miyim? Eğer bunu bir Okan Bayülgen sanatçı olarak soruyorsanız bu imkanınız var. Çünkü Bitcoin cüzdanınız varsa eğer, Bitcoin sahibi olan insanlardan hiçbir aracılık hizmeti almadan herhangi bir kurumdan doğrudan ödeme alma şansınız var. Ama bir şirkette maaşlı olarak çalışıyorsanız ve bu şirket Türkiye'de kurulu bir normal bir şirketse, normal dediğim işte banka veya finans dışı kurumsa veya bir e-ticaret girişimi ise orada bir miktar daha henüz yol almamız gerekiyor. Ama şirketten doğrudan Bitcoin'de maaş almak gibi bir imkan şu an için dünyada birçok şirkette mevcut değil. Fakat olanlar sunulması var mı? Olanlar var. Bu özel şirketler. Özel şirketler için de evet. Silikon Vadisi. Yani kripto para teknolojileriyle ilgilenen firmalarda maaş ve veya primlerin kripto parayla Bitcoin'le ödendiğini biliyoruz. Biz de zaman zaman çalışanlarımıza bu tür çeşitli ödüller, sürprizler yapabiliyoruz. Ama özüne bakıldığında eğer siz doğrudan bir Bitcoin kabul etmek ve ödeme almak karşılığında bir hizmet, fikir, danışmanlık satmak istiyorsanız bunu önleyen hiçbir engel yok. Rahatlıkla cüzdan adresinizi paylaşarak dünyadaki herkesten ödeme kabul edebilir hale dakikalar içerisinde gelebilirsiniz. Hanımlar beyler, programımızın bu bölümünde BTC Türk Pazarlama Müdürü Sayın Eda Elif Özbek'le beraberiz. BTC Türk'ün bir uygulaması var. Hemen kendisinden öğreniyoruz. BTC Türk Pro uygulaması hem Bitcoin ile yeni tanışanlar hem de farklı Bitcoin ve kripto paralarla alım satım yapmak isteyenler için pro.btctürk.com ve tüm mobil marketlerde ulaşabileceğiniz bir platform aslında. Ve bu tabii ki bir de övünülecek bir şey. Ülkemizin ilk, dünyanın dördüncü. Evet, BTC Türk aslında Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para alım satım platformu. BTC Türk 2013 yılında kurulmuş. İlk Türk lirası Bitcoin işlemi BTC Türk'te gerçekleştirilmiş. Böyle bir tarihi önemi var bizim için. BTC Türk Pro uygulaması ise 2019 yılında Temmuz'da bizlerle buluştu. Peki niçin bu uygulamayı edinebiliriz, kullanabiliriz? Bu da hemen önümdeki notlardan bakıyorum. Bir kere Bitcoin'le tanışmak için. Sonra işin daha da derinlerine inmek, inceliklerini öğrenmek için. Ve sıklıkla Bitcoin. Sıklıkla Bitcoin ya da diğer kripto paraları almak ve satmak için tasarlanmış bir uygulama. BTC Türk Pro için hatta şöyle bir özel avantaj var diyebilirim. Platforma girip Bitcoin'i aldıktan sonra Bitcoin ile istediğiniz kripto parayı alıp satabiliyorsunuz. Bundan herhangi bir şekilde komisyon almıyoruz. Bir de eğer Bitcoin'lerinizi kendi cüzdanınıza çekmek isterseniz transfer ücreti ödemek zorunda değilsiniz BTC Türk'te. Peki burada kolay kullanılabilir bir arayüzümüz var ve alım satım kararlarını verirken de bir analiz yapma imkanı da tanıyor değil mi? Aynen. Aslında kullanıcımızın tercihine göre hem basit alsat hem gelişmiş alsat seçeneklerimiz var. İsterse ben daha kolay, çok fazla analiz etmeden sadece Bitcoin alıp çıkmak istiyorum derse de buraya gelebilir. Grafiklerle, farklı analiz araçlarıyla daha derinlemesine, daha detayına inmek isterse de yine BTC Türk Pro onun ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Aslında kullandığımız diğer mobil bankacılık uygulamalarından da hiçbir farkı, farkı yok. Yani. Herhangi bir mobil bankacılık uygulamasını kullanabilen herkes BTC Türk Pro ile kolayca işlem yapabilir. Peki, henüz BTC Türk'e üye değilsek de bu mobil uygulama üzerinden bir hesap oluşturabiliyor ve ilk Bitcoin'imizi dakikalar içinde satın alabiliyoruz. Evet, çok güzel söylediniz. Aman sen de ne güzel konuştun canım. Çok şeker bir bölüm oldu bu. Pekala, hepsi bu kadar. Peki aslında bunun devletle vergi sistemiyle nasıl bir alakası oluyor? Şöyle bakalım. Desem ki ben çalıştığım iş yerine bir özel şirkete bundan sonra benim aylık ödemelerimi domates olarak yapacaksınız diyelim. O zaman zaten domates karşılığı lira olarak bir vergi ödeme, KDV ödeme, diğer sistem ne gerektiriyorsa bunu uyguladıkları için istiyorlarsa domates satın alıp bana domates olarak. Aynen öyle. Bilirler. Aslında bu anlattığınız çok karmaşık bir yapı gibi durmakla beraber çok basit. Şöyle örnek vereyim. Burada önemli olan sizin o Bitcoin'i kabul edebileceğiniz bir cüzdan olması ama size bu ödemeyi yapacak kişi veya kuruluşun da Bitcoin sahibi olması gerekiyor. Bunu iki şekilde yapabilir. Ya ne Bitcoin demek, özür dilerim, ne demek Bitcoin sahibi olması? Yani size Bitcoin hesabı olması gerekiyor onların. Yani bir şekilde Bitcoin elde etmiş olması gerekiyor. Benim size Bitcoin ödeme yapabilmem için Bitcoin sahibi olmam lazım.
Türk lirası ödemek için Türk lirası sahibi olmam gerektiği gibi aynı. Dolayısıyla Bitcoin sahibi olmanın da iki çeşit yolu var. Bir tanesi yaptığınız iş modeli dolayısıyla Bitcoin kazanıyor olabilirsiniz. Belki Çağla şirketinde iş modeli dolayısıyla Türk lirası Amerikan doları değil de doğrudan Bitcoin kazanıyor olabilir. İş modeli bu tür kurumların böyle ödemeleri yapması nispeten daha kolay. Ama hiç Bitcoin ile işi olmayan fakat Bitcoin ile ödeme yapmak isteyen kurumlar içinse bu çok, o da yine basit bir süreç. Aslında böyle söylediğinizde vergi olarak çok karışık gibi görünüyor. Ama şirket olarak gidip bir Bitcoin'i satın alıyorsunuz. Bunun size bir maliyeti var. Sonra bu maliyeti baz alarak o Bitcoin'le bir ödeme yaptığınızda maliyetle eğer daha yukarı bir fiyattan bunu değerleyerek bu ödemeyi yapıyorsanız aradaki vergiyi ödüyorsunuz. Yani vergi açısından çok karışık gibi görünmekle beraber Türk lirası, Amerikan doları vergi açısından nasıl işleniyorsa aslında Bitcoin'de aynı şekilde değerlendirebilir. Ama ülkemiz yasaları itibariyle bunu tanıyor değil mi? Yani ben diyelim ki sizin şirketinizde çalışıyorum. Bana şu kadar Bitcoin ödüyorsunuz. O ay ödemezseniz ben bunu kanuni olarak haklarımı, şu Bitcoin'i bana ödemediler diye arayabilir miyim? Yani onun çalışanların bakış açısıyla veya iş güvenliği veya çalışma kanunu açısından değerlendirmek lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki devlet açısından, şimdi devletin bazı ana fonksiyonları açısından kabul edilip edilmediğini şöyle anlayabiliriz. Ne yazık ki bizim bazı kullanıcılarımız vefat etmeye başladılar. Aha. Dolayısıyla bir veraset söz konusu. Burada da bir süreç yürütüyoruz. Yani devletten örneğin vefat eden kişinin varisleri, mirasçıları gidip bizdeki değere karşılık maliyeden bir yazı aldıklarında bu değer tespitini yapıp biz o kripto paralarını veya farklı varlıklarını ilgili varislere yasal çerçevede ödüyoruz ve devlet bunu tanıyor. Bizim onlara verdiğimiz değerleme evrakı üzerinden gidip para yatırabiliyorlar. Daha doğrusu bunun vergisini yatırabiliyorlar. Devlet bunu bir değer olarak kabul ediyor. Vergisini kabul ediyor ve biz de mirasçılarına bunu veriyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bu gerçekleşiyor hali hazırda. Bugün de. Devam ediyor. Devam ediyor. Dolayısıyla Bitcoin Türkiye Cumhuriyeti açısından kabul ediliyor mu, edilmiyor mu gibi değer açısından bakıldığında belli ki ediliyor. Çünkü düşünün, veraset vergisini ödeyebiliyorsunuz ve mirasçılarınıza Bitcoin'inizi bırakabiliyorsunuz. Aslında o yüzden böyle kanundu, tebliğdi, ilgili maddeleri tabii ki bu düzen içerisinde çok önemli ama gündelik hayat uygulamaları açısından da bakıldığında Bitcoin'in hayatımıza çok daha farklı noktalardan girdiğini de rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Peki, ben tabii ki bir konuya beyefendinin katıldığı ve daha öncesinde de kimi zaman gerçekleştirdiğim ekonomi programları yoluyla konunun tanığı olan bir insan olarak benim kulağıma Bitcoin daha çok bir yatırım ya da biriktirme, tasarruf aracı gibi geldi bugüne kadar. Evet. Yani dolaşımda bunu pek işitmiyorum. Yani belki o kişilerle yakın arkadaşlık kurmadığım için. Benim arkadaşlarım işte genelde kreatif, yazar, oyuncu, şudur budur falan filan. Parayla, para spekülasyonuyla, para tasarrufuyla hele hele ilgisi olmayan insanlar. Belki diğer tiplerle beraber dolaşsam onlardan öğreneceğim. Yani şunu aldım, şu kadar Bitcoin karşılığı ne zaman duymaya başlayacağım onu merak ediyorum. Bu çok yakın zamanda olur mu emin değilim. Fakat buradaki bakış açısı farklılığı bence ekonomik ve finansal okuryazarlık geçmişimizle paralel. Şöyle örnek vereyim. Siz Manhattan'da doğdunuz, büyüdünüz ve son 10 yılda aynı kahveyi aynı yerden aynı fiyata aldınız. Şimdi bu kişinin gelişmekte olan bir ülkenin para birimi dalgalı olan, alım gücü dalgalı olan ve daha çok kendi varlığını koruyabilmek için sağlam varlıklara ne gibi altın gibi, ne gibi işte arsa gibi, gayrimenkul gibi, yani orta uzun vadede değerini koruyacağını düşündüğünüz ve çok hızlı üretilemeyen bir anda. Şimdi dünyadaki altın stoğunu bir sabah kalktığımızda %20 artmış görme şansımız yok. Evet. O tür varlıklara yatırım yapma ihtiyacındaki olan insanlarla New York'ta aynı kahveyi 10 yıldır aynı fiyata alan insanın beklentileri Bitcoin'den çok farklı. Buradaki örneğin gelişmekte olan Türkiye'deki kişiler için konuşalım. Bizim değer saklama ihtiyacımız geçmiş 10 yıllar içerisindeki öğrenimlerimiz nedeniyle daha yüksek. Dolayısıyla Bitcoin bizler için belki farklı bir anlam ifade ederken Amerika'daki kişi hayatı boyunca bir sabah uyandığında kendi para biriminde bir dalgalanma yaşamamış, yüksek oranda enflasyon görmemiş olduğu için en azından enflasyonun son görüldüğü yüksek tarihten bugüne Amerika'da çok uzun zaman geçtiği için onların Bitcoin'deki ana değeri birbirleri arasında alışveriş yapmak olarak görüyorlar. Fakat bence anlamadıkları nokta şu,
Zaten kahve almak için ihtiyacımız olan ödeme sistemlerinde bir sıkıntı yok. Hızlılar, ucuzlar ve verimliler. Onu başka bir şeyle değiştirmeye çalışmakta değil bence ana değer. Önce Bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak yayılması, insanların buna inanması, varlıklarının bir kısmını oraya saklaması veya park etmesi gerekiyor ki daha sonra bir kısmıyla bunu alışverişe yönlendirme imkanı olsun. O zaman hemen şunu sorayım. Buyurun. Siz nereye yakın görüyorsunuz Bitcoin'in geleceğini? Yani altın, örnekse altın biriktiren, altın saklayan, altına yatırım yapan insan herhalde bunu, kahve örneği güzel bir örnek bahsettiğiniz. Yani günlük hayatta bunu tıraşlaya tıraşlaya bir külçeden ya da şey yaparak herhalde bunu kullanacak hali yok. Evet. Bizdeki en yaygın kullanım işte çocuğa gelen altınları, çeyizde gelen altınları, aynen, falan filan, bunları saklamak zor zamanla gidip lazım olursa. Onlar ıcıklı cıcıklı, oymalı, şekilli şemalli olur. Onları belki biraz kendisinden kaybederek değiş tokuş ederiz falan filan. Alıştığımız ataerkil ilişki bu. Feodal ilişki bu. Fakat Bitcoin tabii ki bir kripto, sanal para olması itibariyle daha kolay dolaşıma girecekmiş gibi benim kulağıma geliyor. Öyle hissettiriyor bana. Hani altın başka bir şey. Altın bir madde. Hadi tabii, onun da sanalı var ama sen altın gibi değil. Altın bozduramayız. Basit şeyler için, bir şeyler satın almak için. Ama Bitcoin sanki hop hop hop, hani değil mi? Bitcoin hayatın, kredi kartı var mı? Yani kredi kartı doğrudan Bitcoin olarak yok. Çeşitli sistemlerle Bitcoin'e bağlı bir kredi kartı olabilir mi? Olabilir. Yani sizin Bitcoin'inizi yani dünyada çeşitli kartlar var. Çeşitli kripto paralarla alışveriş yapmanıza imkan sağlayan kartlar var. Ama dediğiniz nokta doğru. Bitcoin böyle altına mı yakın görüyorsunuz, dolaşıma mı yakın şu görüyorsunuz? Anki nasıl evrildiği yani şey, geleceğini. Şu anki evrildiği şey altına daha yakın. Yani bir değer saklama aracına daha yakın. Şu anda son bir yılda Bitcoin hesaplarının %60'ı hiç hareket etmedi. Yani insanlar Bitcoin'i hareket ettirerek, işlem yaparak değil, yerinde durarak kullanıyorlar. Dışarıdan bakanlar, özellikle Amerika'dan bakanlar mesela diyorlar ki ya Bitcoin kullanılmıyor. Hayır, kullanılıyor da senin istediğin anlamda kullanılmıyor. Yani sokakta kahve almak için, giysi, entari almak için kullanılmıyor. Ama durarak, yani bu bekleyip bundan daha fazla değer elde etmek, altın örneğinde olduğu gibi için kullanılıyor. Şimdi bir de 5000 yıllık para tarihinde 2008'den sonra ilk defa böyle bir şey ortaya çıktığı için ilk yükselişi ve gelişimi patlama şeklinde oldu. Fiyatı, hani bu az önce pizza örneği verildi. O ilk pizza işleminde 5-6 centken bugün 9000 dolar oldu. Bu demek ki 10-12 sene içerisinde Bitcoin 180 bin kat değer kazandı demek oluyor. O yüzden zaten çok dikkat çekiyor. O yüzden çok ilgi çekiyor. Ama tabii sıkıntılar var. O da ne? Mesela altın ya da gümüş, klasik değer saklama araçları, bunlar istikrarlı, daha yavaş yükseliyorlar. Bir patlama yaptığı zaman, mesela altın 1971 ile 80 arasında patlama yaptı. 24 kat arttı ama 9 senede 24 kat arttı. Bitcoin'e bakıyorsunuz, bir günde %30, %20, %40 hareketler yapıyor. Hem çıkıyor, bir de düşüyor da aynı zamanda. Yani Bitcoin tarihinde 4 defa çok yüksek değerlere ulaşıyor. İşte bir seferinde bir zirve yapıyor, birkaç ay içerisinde hop 100 kat, 600 kat falan artıyor. Sonra hop oradan %80, %90 düşüyor. Ama her düştüğü yer bir önceki dibinin çok üzerinde oluyor. Bu önemli. İşte zaten o yüzden 10-12 senede baktığınız zaman 180 bin kat değer kazanmış şeklinde görüyorsunuz. Yoksa 2018'in başında bir 20 bin dolara ulaşmıştı. O zaman baktığınız zaman 360 bin kat yukarıdaydı vesaire. De, tabii ki şöyle bir şey var. Ben şunu da çok önemsemiyorum. Yani şimdi bir ailenin tasarruf etmesi, çoluğu çocuğu için tasarruf etmesi, yaşlılığı için tasarruf etmesi, ailede yaşayan büyüklerin başına gelebilecek, Allah herkes saklasın, hastalıklar için tasarruf etmesi çok güzel. Teşvik edilecek bir şey. Bir de kazanıp bu kazancıyla nasıl bir şey, spekülasyonlarla parayı arttırırım, paranın üzerinden para kazanırım, aman ha falan filan derdine düşmüş insanlar var. Onlar tabii ki risk alacaklar. Evet. Yani bir araçta, bir para aracında bu kadar güvenlik beklentisini de ben anlamıyorum. Sen zaten
spekülatif bir işlere girmek istiyorsun, riskli bir işlere girmek istiyorsun, çalışacağın yerde yani bir işte kafa emeği mi, kol emeği mi, ne emeği ilese ondan sonra bir şey, bir değer üretmek yerine hayır, var olan bir şeyden başka bir şey, daha üstüne bir şey almak istiyorsun. O zaman sen risk alacaksın. Hayatta her şeyin riski var. Yalnız bakın var. Burada yani kavramlar karışıyor. Yani para değerlenip değer kaybeden bir şey değildir aslında. Yani Amerikan doları Türkiye'de devamlı oynuyor, ayrı mesele de. Amerika'da kimse ben biraz dolardan euroya geçeyim, para kazanayım, yine dolara geçeyim demez. Şimdi bunu dediğiniz anda Bitcoin para olmaktan çıkıyor aslında. Hmm. O zaman ayrı bir security'den, bir varlıktan bahsediyorum. Şimdi biz ama bizde para spekülasyonu yapılıyor. Ben bankaya gidip para alıyorum, para veriyorum mesela. Yanımda kimlerin ne konuştuğunu bilmiyorum. Ne yapalım? Diyor ki ne yapalım? Diyor ki hepsini aynı sepete koymayın. Lan bunca sene bunun için mi okudunuz? Aynı sepete koymayın diye. Yani değil mi? Biraz aptalca değil mi? Size de öyle geliyordur. Yani aptalca değil miyim de? Yani bütün yani bu kadar uzmanlıkla aynı sepete koyma diyorsan biraz basit geliyor bana. Şöyle sorayım. Az önce Erkan Bey'in söylediği dalgalanmaları duydunuz. Bay Can'la ediniz. Öyle bir şeyle maaş almayı kabul eder misiniz? Vallahi ben... Size bir gün önce 20 bin lira diye, 20 bin dolar diye maaş verecekler. Hmm. İki gün sonra harcadığınızda 15 bin, 13 bin, 9 bine doğru geri çekilir. O size bağlı. Belki de öyle yani ben Bitcoin'in diğer sunumları nedir? Ben ona bakarım o zaman. Mesela şunu yapmak istemeyebilirsiniz. Mesela ben Amerika Birleşik Devletleri para birimiyle yaşamak istemeyebilirim. Yani felsefi olarak, inançlar açısından ya da siyasi görüşüm açısından yaşamak istemiyor olabilirim. Euro çevresi içerisinde olmak ve euro kullanmak istemiyor olabilirim felsefik olarak. Yani eğer bir kripto para dünyaya başka şeyler vaat ediyorsa o zaman ben kripto para kullanmak isteyebilirim. Güzel, derim şimdi, ki merkez dışı bir birimdir, şudur budur. Olay oraya geliyor zaten. Yani, şimdi şunu söyleyeyim o ama, zaman isterim. Şu anki sistemde Bitcoin dalsanız Amerikan dolarına yine dokunuyorsunuz. Onun etrafından dolaşamazsınız. Şimdi bir defa içinde olduğumuz sistemi anlayalım. Yani dolarla işim olmayacak deyip altın alırsanız yine dolarla alıyorsunuz. Onlar bir fantazi. Yani dolarla mutlaka işiniz olacak. Şimdi Bitcoin'i doların yerine mi koyacağız? Derim, tekrar bir parantez. Saklamak açısından aynı şey mi? Saklamadan kastınız? Yani altın aldım. Şimdi altını nasıl? Elimdeki kasada tutuyor. Gerçek aynı. Dokunabileceğim bir. Aynı. Evet. Bir şey fark etmez. Yine mi dolara dokunuyorum saklarken de? Tabii yani dolar çok kuvvetlendiği zaman altında geri çekilme olacak. Dolayısıyla bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi, çok pardon, hemen bitireyim. Devam edelim. Bunun içinde zaten şimdi tartışılması gereken konu Bitcoin bir başka varlık ve biz bunu 20 binden 50 bin dolara çıktığı olarak mı tartışacağız? Yoksa Bitcoin cari sistemin içinde sistemin yağı olarak çarkları çeviren bir başka para birimi olarak mı konuşacağız? Bu ikisi çok farklı yerlere götürür bizi. Sadece alıp tutacaksak, 20'den 50'ye oynayacaksak ayrı bir şey. Yani başka bir yığın spekülatif enstrüman gibi bir enstrüman daha insan eliyle yaratıldı. Sonuç olarak hisse senedi dediğinizde insanın yarattığı bir şey. Evet. Ve oradan da devam edebilirsiniz. Ben aslında şimdi bu hem sizin sorunuza başa geri döneceğim. Bitcoin böyle bir şeyler alıp satacak mıyım, dolaşımda görecek miyim, maaşımı alabilecek miyim? Hem de buradaki tartışmalara ufak ufak bir parantez açmak istiyorum. Bitcoin'den bahsederken aslında ben yaklaşımsal olarak bir açıklama gibi olacak. Çok fazla akademik kaynak ve araştırma olmamakla beraber bizim kendi derlediğimiz bir takım araştırmalar sonucu ben şimdi size bir kripto para meselesini şöyle özetle tablo halinde aktarmaya çalışayım. Bütün soruları yeniden soralım. Şimdi biz Bitcoin'i tartışırken burada yani soruyu Bitcoin diye sorarken acaba kripto para mı demek istiyoruz? Kripto para dediğimiz zaman kripto paraları şimdi Erkan da bana biraz yardımcı olacaktır. Bitcoin'i bir jenerik isim olarak kullanıyoruz. Evet, o zaman şimdi bu jenerik ismin altını bir parantezle açalım. Şimdi kripto paraları çok temelde hayal edelim şöyle hep beraber ikiye ayırabiliyoruz. Bugüne kadar gördüğümüz, Özgür Bey benden daha hakim bu üretilen kripto paraları ama 6000'e yakın kripto para üretildiğini, bugün 2000 küsürünün dolaşımda olduğunu biliyoruz. Kripto para dediğimde önce bir ikiye ayıralım. Bunlar bir coin, bir de token olarak temelde ikiye ayrılabiliyor şu ana kadar gördüklerimizle.
Coinler kendi blockchain üzerinde üretilmiş kripto paralar. Tokenlar da aslında açık blockchainler üzerinde üretilmiş kripto paralar gibi çok özetle ayırabiliriz. Şimdi token dediklerimizi kendi arasında kabaca dörde ayırabiliyoruz şu an. Belki daha farklı çeşitleri de vardır veya şu an aktif olmak üzere hazırlıkları yapılıyordur. Security tokenlar var. Bu token'a sahip olduğunuz zaman bir şirketin hissedarlarından biri konumuna gelebiliyorsunuz yönetimde oy hakkına kadar. Utility, hizmet token'ı diye Türkçe'ye çevirdiğimiz token'lar var. Asset equity token'lar var. Bir de hiç parasal değeri olmayan kripto paralar olan reward token'lar var. Yani böyle loyalty programları için ödül gibi verilen. Şimdi bu token'lar diğer taraftaki kripto paralar içerisinde kendi blockchain üzerine çalışan kripto paralar yani coin'lerden sadece biri Bitcoin. Bitcoin blockchain üzerinde çalışan Bitcoin. İkinci bir çeşidi altcoin dediğimiz Bitcoin dışındaki coinler. Üçüncü bir çeşidi de diğerlerinden çok farklı olan stabil coinler. Sabit kripto para diye Türkçe'ye çeviriyoruz biz. Şimdi sizin bu maaş sorunuzu belki sabit kripto parayla daha rahat cevaplardık. Sabit kripto paralar, bunlar da kendi içinde üçe ayrılıyor temelde. Birinci grubu off-chain, yani blockchain üzerinde olmayan bir varlığa endeksli kısımlar. Yani bu altına, herhangi bir değerli madene veya herhangi bir dolara, fiat currency dediğimiz devlet parasına endeksli olabilir. Sabit fiyatı değişmiyor Bitcoin gibi. İkinci bir grubu on-chain yani blockchain üzerinde başka bir kripto varlığa endeksi olabilir. Üçüncüsü de senyoraj hakkıyla, algoritmalarla, smart kontratlarla yönetilenler. Yani belki de biz şu an tabii çok doğal Bitcoin üzerinden konuşmamız, belki sadece Bitcoin'i konuşmalıyız bugün burada ama biraz daha kripto para deyip hangi kripto para çeşidinden bahsettiğimiz netleştiği zaman evet sabit kripto paralarla bugün kredi kartı gibi mobil uygulamalarla sabit kripto paranızla alışveriş yapabiliyorsunuz ve fiyatı değişmiyor. Borsaya bakmanıza gerek yok. Ha, dolara siz Amerika Birleşik Devletleri'nde veya dolar kullanan bir ülkede yaşamıyorsanız dolara endeksliyse dolar kaç lira olduysa elinize kripto para da o değerdedir. Ama her zaman bir dolara eşit olabilir. Her zaman bir TL'ye eşit kripto para da var bugün. Tabii ki de belki de yakın gelecekte Bitcoin'le alışveriş yapıyor olabiliriz ama onun yerine mesela sabit kripto parayla daha rahat alışveriş yapabiliriz. Bitcoin'le alışkın olduğumuz şekilde altına yatırım yapıp yastık altında saklama kültürünüz varsa Bitcoin'e yatırım yapıp dijital yastığınızın altında yani dijital cüzdanınızda Bitcoin'i saklayabilirsiniz. Yani aslında temelde daha çok da yolun başında değiliz ama nispeten yolun başındayız. Kripto paraları hangi alanlarda, hangisini nasıl kullanacağız diye. Belki o yüzden ben şöyle bir araya girip bir parantez açıp biraz daha detay oldu belki ama. Konuyu genişlettin yani. Daraltmış oldun. İşlemesinde büyük yarar var. Çünkü bir, başka bir şey daha var. Yani mesela diyelim ki bir 4-5 kişi oturuyor. Bu 4-5 kişi arasından yani en çok rastladığım şu. Birisi diyor ki ben diyor Bitcoin aldım. Şimdi de bu diğer üç kişi diyor ki ne o diyor, o ne o. Şimdi bu bunlara bunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Müthiş oluyor o anda. Yani kimse hiçbir şey anlamıyor. Uzun içinden çıkılamayacak bir konuşma oluyor. Filan. Ben de tabii ki bunun anlatılmasını isterim. Çünkü insanlar para alışkanlığı var. Bizim daha önce programlarda konuştuğumuz para alışkanlığı. Daha insanlar kredi kartı harcamasıyla nakit elle tutulan para harcaması arasındaki kendi tavır farklarını çözemediler. Bu geçtiğimiz programda konuştuk. Yani adamın eline bir 100 lira para ver. Bir de ya da o 100 lirayı kredi kartına koy. Adamın tavrında adamın Ali ise adı oluyor Veli. Yani tamamen iki farklı insana dönüşüyor. Şimdi daha bak bunu kredi kartında çözememiş durumda kendi hayat akışını nasıl düzenleyeceğini. Kredi kartının hikayesini bilir misiniz kabaca? Lütfen buyurun. Çok özetle ben şimdi ben işimden dolayı gerçi buradaki herkes kripto paralara çok yakın. Blockchain tabanlı yani kripto parayla ödeme yaptığınız bir işi yönetmeye çalışıyorum ya. Sürekli ben de tabii konunun çok detayında olduğum için insanlar ne zaman kripto parayla yaşamaya başlayacaklar alışverişlerine diye bir merak uyandı. Ve benim annem avukat ve işte 1970'lerde çalışan bir iş kadını bir gün anneme sordum. Dünyada kredi kartı diye bir şey çıktığını duyduktan kaç sene sonra kredi kartı kullanmaya başladın diye. Bir müvekkili bankacıymış, ona bir kredi kartı getirmiş.
Annem bir sene onu evde saklamış. Cüzdanına bile koyamamış. Şimdi bugün insanlar kredi kartını nasıl farklı kullanıyorlar? Şimdi kredi kartının hikayesinden niye bahsetmek istiyorum? Biz kripto paralardan veya Bitcoin'den bahsettiğimizde çok böyle dijital bir dünyaya girmek zorunda gibi hissediyoruz ya. Aslında para 1950'lerde dijitalleşmeye başlamış. Kredi kartını şöyle ben bir merakımdan araştırmıştım. 1950'de hakikaten bir yemeğe giderken, restorana giderken cüzdanını evde unutma hikayesi var. İlk kredi kartı fikrini bulan beyefendinin. Diners Club Card. Evet. 1950'lerde bu fikir çıkıyor. Tam 10 sene sonra Bank of America ilk kredi kartını çıkartıyor. Tam 10 sene sonra dünyadaki birçok bankanın kredi kartı var. 10 sene sonra resme giriyor. Boom. Çok aslında dünyanın bu kadar sene içerisinde müthiş bir hızla olmasa bile kredi kartına geçiş hikayesi bu. Tam 10 sene sonra ne oluyor? İnternet hayatımıza giriyor. Evet. Ve internetle beraber artık kredi kartında zaten dijitalleşmiş olan para, dijital cüzdanlar, mobil uygulamalar, işte top-up kart dediğimiz Apple kartlar, Google Pay'ler ve bugün dünyada WeChat Pay diye bir gerçek var. Çin'de bilmiyorum hiç canlı şahit oldunuz mu? Dilencilerin cep telefonlarıyla size QR kod okutarak para istediği bir dünya yaşanıyor. Şimdi buradan böyle geri sardığımız zaman... Şimdi lütfen ilave ediniz. Hangi kredi kartı zinciri içerisindeyseniz onun verdiği işte puan, bonus, adı puan olan, evet, bonus olan, başka bir şey olan, her birine yeni bir isim buluyorlar. Peki o ne? Aslında o da bir kripto para değil mi? O puanlar, puanlar almaklar. Zaten yani alışveriş yapıyorsun, bir puan alıyorsun, o alışverişi bir değer yapıyor, değil mi? Evet, o ne peki? O ne? Baktınız... Onu nasıl sınıflıyorsunuz? O aldığınız, ya yani ben puan demek istiyorum. Her bankanınki farklı. Şuna ya da buna işaret etmesin diye bir şey topluyorsunuz. Yani bilgisayar, o da dijital bir varlık aslında. Evet, o da. Hiç bilgisayar oyunu gibi. Yani bir şey alıyorsun. Yani gidiyorsun işte, hopluyorsun, sıçrıyorsun. Onlar seni öldürüyor, sen onları öldürüyorsun. Bir şey topluyorsun. Sonra o da alınıp satılabilir hale geldi ya bilgisayar, evet, şeyinde. Evet, evet. O da sana diyor ki arkadaşın kadar yüksek puanın olmasını istiyorsan bu oyunda bas parayı sana vereyim de bir sonraki aşamaya geç falan. Yani o da bir şey. Aslında o kadar çok para birimi var ki. O kadar, evet, çok var ki. Yani burada aslında bana öyle geliyor ki yani Bitcoin aslında Bitcoin jenerik ismi altında topladığımız bu paralar çok yakın, belki kredi kartından çok daha hızlı bir şekilde, evet, günlük dolaşıma girecek gibi geliyor bana. Çünkü farkında değiliz ama biz parayı dijital yaşamaya çoktan alıştık. Sadece ismi değişiyor. Önce işte kredi kartı oluyor, sonra mobil cüzdan oluyor, oyun parası oluyor. Gençler bugün oyun parasıyla yaşıyorlar. Kağıt ya olarak... o her şeyi bırak. Anne baba oturmuşlar, sevdikleri diziyi izliyorlar. Oğlan kendi yatak odasında internetten kumar oynamış, evde elden gitmiş. Anne baba da gitmiş, bilmem ne de gitmiş. Çocuk bir geliyor diyor ki battık, gitmiş yarım saatte bütün varlıklarını, evet, batırmış gelmiş internetten kumar oynayarak. Yani bu da mümkün. Yani yani, evet, daha manyakça bir dünya var aslında. Evet. Bitcoin'in dışında yani. Şimdi senin uygulamada söylediğini olan, belki onaylayan bu 10 yıllık, hani İngilizlerin decade dedikleri periyodu belki onaylayan şekilde işte Bitcoin 2009'da faaliyete geçti desek, işte 10-11 yıl sonra, şimdi bu sene Almanya 2020'de kendi bankalarına kripto para saklama hizmeti verme üzerine bir kanunu meclisinde onayladı. Yani bankalar bu işe giriyorlar artık. Bankalar kripto parayı mı saklayacak? Evet, Almanya'da, evet, böyle bir kanun. Ne demek efendim, bu ne anlama geliyor? Yani banka hesabınızda da Bitcoin tutabileceksiniz veya herhangi bir coin, yani banka zaten hangi coinlerle çalışıyorsa. Yine jenerik olarak Bitcoin'i söylüyorum. Bizim Bitcoin'le ilgili sevgimiz, kullanmak istememizin nedeni zaten bunu bankacıların buna şey yapamamaları değil. Değil ya. Resme girmeye çalışıyorlar diyelim. Ama zaten biz onun için bunu sevmiyor muyduk ayol? Şimdi bankacılar çapta, burada büyük bir fırsat görüyorlar. Çünkü tabii çok yani fazla ilgi var. Evet. Bitcoin'i şu anda kullanan insanlar, işte herhalde sayıları hesap olarak, yani node olarak 30 milyondan falan fazla, tam sayıyı bilemeyiz. Ama onlar bile ikna olurken çok zor ikna edildiler. Şu anda birçok insan Bitcoin'i kullanmak istiyor veya kripto paralarla bir şey yapmak istiyor ama güvenemiyor. Yani anlayamıyor. Yani bu nasıl oluyor falan filan. Ben bütün işte bir sürü birikimim var, hayat birikimim, buna nasıl emanet edeceğim? Bankalar şunu görüyorlar. Biz bunu vatandaşa sunsaydık o zaman güvenip bizde alırlardı
görüyorlar. Hatta Almanya'nın ardından Amerika'nın Hawaii eyaleti de şimdi benzer bir yasa çalışması yapıyor. Özellikle Avrupa ve Japonya gibi negatif faizlerin etkisi altına girmiş olan ve karlılıklarında büyük düşüşler yaşayan bankalar, burada Deutsche Bank'ı falan konuşmuştuk, Avrupa'daki birçok banka için aynısı söylenebilir. Hisse değerleri çok fazla düştü son 10 yılda. Yeni para kazanacakları bir alan olarak bunu görüyorlar ve halkın arasında da böyle bir talep var. İşte bunu daha güvenilir bir şekilde nasıl elde edebilirim falan diye. İkisinin buluşması söz konusu yakında. Ama öyle burada görünüyor. Tabii bu bir seçenek. Yani sizin eleştiriniz aslında çok doğru bir eleştiri. Fakat Bitcoin'in sunduğu değer, bunu seçebilirsiniz eğer tercihleriniz buysa, ama seçmeyi de bilirsiniz. Yani Almanya'da bankaların bu işe giriyor olmaları Almanların kendi Bitcoin'lerini kendi cüzdanlarında tutmasını engelleyen bir durum değil. O başka bir hizmet. Bunu sunmak isteyen kurumlar var. İstiyorsanız onlarla çalışın. İstemiyorsanız kendiniz hayatınızı idame ettirin. Yani Avrupa'ya gittiniz, cebinizde 500 euro var. Bankaya girdiniz, bozdurmak istediniz, bozduramayacaksınız büyük ihtimalle. Ama bunu Bitcoin'le arada bir bağ kullanmadan başkasıyla rahatlıkla değiş tokuşunu yapma şansınız, bir ödeme yapma şansınız her zaman var. Yani bu seçeneklerin çoğalması diğer seçenekleri öldürmüyor. Kısacası onu vurgulamak şimdi, istiyorum. Şimdi Şant Bey'den isteyeceğim aramızda ekonomist ve global stratejist olarak en havalı siz. Doğduğu geliyor değil mi? En havalı siz göründüğünüz için. Bana bu... Hiç anlamıyorum Bitcoin'den. Ne bu? Ne yapmışlar bunlar? Bana bir anlatır mısınız? Şimdi, nasıl benim bir Bitcoin hesabım olabilir? Bir defa şunu söyleyeyim. Bitcoin'in yaratıcısı bunu para diye tanımlamıyor. Bir ödeme sistemi olarak tanımlıyor. Para olarak ortaya çıkmasının nedeni biraz daha farklı. Yani ilk bloğun içine öyle bir mesaj koyuyor ki artık bu merkez bankalarının bankaları kurtarmasından bıktık tarzında bir gazete manşeti var. İngilizler yine bankacılık sistemini kurtarıyor diye. Oradan bir çıkan felsefe var. Yani sistem büyük olanları, bu da bankalar, kayırıyor. İşte ama küçük bir tamirhaneniz varsa, mobilyacıysanız batıyorsunuz. Dolayısıyla bu işi Merkez Bankası'nın elinden kurtaralım düşüncesi var o bloğun içinde. Ama White Paper'ını okuduğunuzda bu bir ödeme sistemi. Zaten, ne kastettiniz White Paper'ı? Yani şeyini... teknik proje dokümanı. Kullanma dokümanı diye. Zaten içindeki teknoloji de öyle inanılmaz şeyler falan değil. İnternet zaten var olan bir şey. Şifreleme zaten daha önceden var olan bir şey. Blok zincirde zaten daha önceden var olan bir şey. Yapılan da şu aslında. Şu anda siz bakkala gittiğinizde 5 lirayı veriyorsunuz. Size suyu veriyor bakkal. Ne adınızı soruyor. Sizin biliyordur zaten ama nerede oturduğunuzu, işte sizin ne kadar su içip ne kadar kola içme alışkanlığınız olduğunu vesaire, böyle bir bilgi vermiyorsunuz. Ama internette bir alışveriş yaptığınız zaman bütün bu bilgileri bir şekilde topluyorlar. İnternette toplamalarına gerek yok. Devlet büyükleri geldiği zaman tuvaletleriyle gelip gidiyorlar biliyorsunuz. Çünkü oradan da o bilgiyi toplayabilirsiniz. Her yerden bilgi toplanır. Burada yapılmaya çalışılan şey parayla yaptığınız alışveriş gibi internet üzerinden alışveriş yapmak. Onu da nasıl? Ben şunu size satıp sizden 5 lirayı aldığım zaman eğer burada herkes buna şahitse, Şant Okan Bey'e bardağı verdi, 5 lira aldı diyorsa, ben dışarı çıkıp diyemem ki Okan Bey'e bardağı sattım ama parayı vermedi bana. Çünkü herkes burada şahit. Sonra bu işlemi Özgür'e veriyorum bardağı. Özgür işte bana veriyor, bir şey oluyor. Bu devamlı kaydedildiği için aslında el değiştiren bir şey yok internette. Sadece kayıtlar artıyor. Bir kaydın üzerine öbür kaydı giriyorsunuz. Bir kaydın Bitcoin yolladım dediğinizde Bitcoin şuradan çıkıp şuraya falan gitmiyor. Orada kayıtlar devamlı olarak güncelleniyor. Ve herkes de gördüğü için bir ortada sen bunu yaptın, ben bunu yaptım kavgası çıkmıyor. Teknik olarak çıkabilir, bozulabilir bunlar. Ama şu an için onu tartışmaya gerek yok. Dolayısıyla bir süre sonra bu bir ödeme sisteminden çıkıp acaba para sistemine dönüşebilir mi tartışması başladı. Ama gözden kaçan şey şu. Şimdi birincisi şöyle bir problem görüyorum ben. 21 milyon adet olan bir şeyin tavanı, böyle sınır varsa ben olsam bunu kullanmam. Ben topluyorum mesela Bitcoin'i. Kullanmıyorum. Kullandırtamazsınız da bana. Çünkü ben bunu biriktirme taraftarıyım. Sınırlı çünkü. İkincisi de şu. Para sistemi dediğin... Ne fark görüyorsunuz kullanmakla biriktirmek şimdi, arasında? Bu sınırlı olduğu için değer artacak varsayımı var. Değer artacaksa ben elimdekini neden gidip pizza almak için kullanayım? Siz bana gönderin, ben onu tutarım bir yerde. Kağıt parayı ne şey yaparım. Birincisi bu. İkinci problem de şu. Bu biraz
bizim yaş grubumuz değil ama daha genç yaş gruplarında çok popülerleşen bir fikir ama onlar da reel dünyanın biraz dışında kalıyorlar. Para basmak falan diye bir şey yok. Dünyayı şu anda çeviren şey kredidir. Fed para falan basmıyor. Bassa ne olur yani? Bankacılık sistemi kredi yaratır. Kredi ile para ortaya çıkar. Yoksa Fed'in toplam bastığı o kağıt dolar 1.6 trilyon. Bunun yarısı da Amerika dışındadır. Şimdi o kredi sisteminin yerine ne koyacaksınız? Altın standardı varken de kredi sistemi vardı. Zaten bankacılığın doğuşu budur. Bu şekilde doğar. Siz bana herkes altınını getirir. Ben bir gün fark ederim ki herkes aynı anda altınını çekmiyor. Dolayısıyla ben o altını kullanmaya başlarım. Size birer tane sertifika verdim. Götürdüm bu altını başkasına yatırdım. O da bana bir sertifika verdi. 5 kilo altın varken ortada 10 tane sertifika oldu. Şimdi sistem altın varken de kredi üzerine dönüyordu. Altın varken de finansal krizler oluyordu. 1929, 1907, 1837, 47, 57, 73. Kredi konusunu nasıl kontrol altına alacaksınız? Ortaya Bitcoin'i koyacaksanız bunun etrafında nasıl bir kredi sistemi yerleştireceksiniz? Bankacılık bunun içinde nasıl bir yer tutacak? Bakın enflasyon ayrı bir konu. Paranızın değerini koruması vesaire bunlar ayrı bir konu. Finansal sistem nasıl çevrilecek Bitcoin'in üzerinde o ayrı bir konu. Veya işte ilk başta dediğim gibi bunun işlere hiç girmeyiz. Bitcoin çok iyi bir enstrümandır. Bir counterparty riski yani karşı taraf riski yoktur. A bankasının batması, işte B bankasının spekülatif işlemler yapıp herkesi çarpması gibi bir riski yoktur. Altın gibidir. Altının kendi içsel değeri vardır. Alacaklı verecekli yoktur ortada. Ondan dolayı güvenirsiniz ki altın da eskiden, yani ben şimdi Nazi Almanya'sında Hitler iktidara geldi diye kaçıyor olsam havaalanından altınlarımı çıkardım. Şimdi X-ray'den geçerken düt 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 diye ötecek. Dolayısıyla altın da öyle zannedildiği gibi işte çok güvendi falan. 1932'de FDR, Roosevelt kanun çıkarttı. Altın yasa dışıdır diye. Gelin teslim edin altınızı diye. Ne yapacaksınız? Yani belki bir grup vermemiştir, olabilir. Kendisi koleksiyoner olduğu için koleksiyon altınlarını mesela kanunun dışında tutmuştur. Şimdi bu noktaları bir temizlememiz lazım önce. Yani para Türk lirasının değeri aslında nereden geliyor? Kanundan geliyor. Vergini Türk lirası olarak ödeyeceksin diyor. İstersen bütün paranı dolarda tut. Vergi ödeme günün geldiğinde satacaksın, Türk lirası alacaksın. Dolayısıyla Bitcoin'in önü çok açık. Özel para felsefesi 1970'lerde ortaya çıkan bir felsefedir. Von Hayek'in Nobel ödüllü bir şeydir, kitapları var. Ama teknolojisi ancak şimdi oldu, az önce de söylendiği gibi. Bunun üzerine daha gidecek çok yer var. Ama tartışacak da çok şey var. Yani kendimizden öne koşmaktan ziyade. Sonuçta senyoraj dediğiniz şey senyörün hakkı. Yani İngiliz poundu üzerinde neden monarkın resmi var? Bak bunun dışında bir şey yaparsan seni döverim diye. Atatürk vefat ettiğinde paranın üzerinde neden İsmet İnönü geldi? Bak devam ediyor. Yani devlet burada fikrini verdiği için. Dolayısıyla bir defa bu işin sosyal bir tarafı da olduğunu düşünüyorum ben. Yani sosyal gelişim devlete bunu kabul ettirebilecek mi, ettirmeyecek mi? Ettiremezsek daha dar bir alanda paslaşırız. Yani süper bir şey Bitcoin ile ödeme yapmak. Güzel işte Visa ile yarışır vesaire. Ama daha geniş bir şey düşünüyorsak o zaman çok katmanlı bir yapıya bakıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok ben açıklayıcı oldu. Çok güzel bir özet dinledik. Aslında tabii bütün izlediklerimizden ve geçmişteki krizlere baktığımızda burada da ya borsada ama ağırlıkla bankacılar arasında, dünyadaki bankacılar arasında bir takım uyanıklar var. Yani bunlar işe alınmış, önemli okullar bitirmiş ve kendilerini işe alan şirketlerde başarı göstermek zorunda olan uyanıklar. Bunlar türevleri icat ederek kredi verdiğine bak ne güzel sana kredi verdim ama sen onu bana düzenli olarak geri ödeyerek yine bir kredi hak ettin gibilerden bir kredi ardından bir kredi daha. Yani sistemin insanları özendirmesi, sana ev kredisi verdim ama bak bu krediyi benden aldığın için bir de sana araba kredisi de vereceğim. Sonra bir de sadece senin adam olarak senin araban değil, karın olarak da
bir araba kredisi daha vereceğim falan filan. Sonra bütün bunları alıp da işte bütün dünyada kullandırma falan. Yani aslında sistemi bana öyle geliyor bu az bilgili dünyamda. Sistemi mahvedenler aslında şu ya da bu enstrümanın kullanılması değil. Sistemi mahveden bankacılık sistemi içerisindeki bir takım uyanıklar. Bu uyanıklar geliyor ve gelmeye devam ediyor zaten. Bunlar aşırı kâr edebilmek için, arsızca kâr edebilmek için insanları krediler yoluyla istismar etmeye başladıklarında zaten bir büyük kriz ortaya çıkıyor. Hep çok iyi bildiğimiz gibi, biraz öncesinde söylediğiniz gibi, bu kredinin bütün eziyetini küçükler çekiyor. Yüksek şahsiyetler yine köşeyi dönüyorlar. Okan Bey, son örneğin 5000 yıldır yaşayan ve bütün finans tarihin içinde olan birisiyle oturup sohbet etme imkanımız olsa ve ona desek ki kardeşim sen son 5000 yılı gördün. Doğru dürüst çalışan para sistemi ve paranın özellikleri ortak var mı çıkarabileceğin? Bir kere birkaç tane net ortak özellik çıkması lazım. Bunu bugün içine doğduğumuz sistem ve hep ezberlerimizle gittiğimiz için bazen o bağı koparamadığımız için işte Bitcoin para mıdır, kullanılır mı, değer saklama mı aracıdır falan. Şimdi bir kere gerçek bir parasal özellik olması için bunların tamamının olması lazım ama parayı para yapan şey bir kere zor üretiliyor olması lazım. Yani para dediğiniz şey tarih boyunca hep sağlam varlıklar olmuş. Örneğin Afrika'da hayvan kemikleri kullanılmış ama tutup da Afrika'da en çok bulunan veya Amerika'da işte bizon en fazla var, onun kaval kemiği, bilmiyorum var mı öyle bir kemik ama kullanılmamış. Neden? Çünkü sayısının az olması, zor elde edilebilir olması gerektiğini düşünmüş insanoğlu tarih boyunca. Bu para birimi bazen tuz olmuş ama tuzun çok çok kıymetli ve zor bulunduğu zamanlar olmuş. Tarih boyunca başarılı imparatorluklara, ekonomisi iyi giden, ekonomisi gelişen, hatta bunun sonucunda savaşlar kazanan imparatorluklara baktığınızda arkasında ciddi bir şekilde kardeşim bu 3 gram ya da neyse altından oluşan bir Roma parasıdır dediklerinde başarılı olmuş. Ne zaman ki onun içine bakır katmaya başlamışlar, bir süre sonra ekonomi çökmüş. Biz bunları sanki hiç yaşanmamış gibi insanoğlu her şeyi yeniden bir daha yapmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bir yeni bir algı yanlışlığı var. Şimdi Türk halkı olarak biz sağlam varlıklara güveniyoruz ve inanıyoruz. Hani diyoruz ya Türkler kısa vadeli bakış açısı vardır, finansal okuryazarlığı düşüktür. Hiç alakası yok. Yani vade olarak bir arsa alıp ya buradan yarın öbür gün yol geçer diye 23 yıl bekleyebilen bir insanı kısa vadeli bakış açısı var diye eleştirebilir misiniz? Hayır. Demek ki varlık seçerek vadesini kendi ayarlayabilen bir canlı Türkler dediğimiz. Dolayısıyla şu andaki en büyük yanılgımız ne? Bankalarda 200 milyar dolarımız duruyor. Hala zannediyoruz ki Amerikan doları sağlam bir varlık. Halbuki artık değil. Ben buna karşı çıkmak için bu örneği vermek istiyorum. İnsanoğlu hayatı boyunca sağlam varlıklarda parasını tutmak ve mümkünse elinde daha değersiz olabileceği düşündüğü şeylerden kurtulmak için kısa vadede bunu yapmış. Yoksa zorlu olduğu için değil. Yani öyle bir dijital veya fiziksel sistem kurduğumuzu düşünelim. Türkiye'de herkes elindeki altınını istenilen para kadar grama otomatik olarak bölebilsin ve bununla alışveriş yapabilsin. Kimse harcamaz. Çünkü altın sizin yarın öbür gün bugün beşikteki çocuğunuzun üniversite parasıdır. Askere gitme parasıdır, evlenme parasıdır. Sağlam varlık olduğuna inandığı için. Bunu böyle inandığını bence bilmez. Ama bilir ki atalarından ve büyüklerinden altın sağlam varlıktır kardeşim. Bugünden yarına 10 gram altını bir anda dünyada 100 grama kimse çıkaramıyor. Ha, olursa bir gün işte Erkan'ın da çeşitli o konularla ilgili düşünceleri var. Altın da bu özelliğini kaybedecek. O yüzden insanın hayatında, insanlığın hep sağlam varlıklar, sayısı belirli, kolay üretilemeyen, herkesin bir anda erişemeyeceği varlıklar kıymetli olmuş ve asıl ekonomi aslında içinde değer bir sağlamış. Yandan baktığınız zaman tabii ki altın buradaki en aşağılık. Bana sorarsanız madenler en aşağılık birimler. Çünkü üretiminde büyük bir mezellim var. Kan, gözyaşı. Evet, evet. Yani altın ve şeyler de öyle. Değerli taşlar. En saygı değer ve aslında değerini en iyi koruyanlar da sanat eserleri. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sırasında hep böyle tabii şey gibi filmlerde anlatılıyor. Sanki o resimlerin değerlerini bildiler, o heykellerin değerlerini bildiler gibi. Öyle bir şey yok. Hem Naziler hem Amerikalılar, değil mi? Müthiş bir sanat eseri kaçakçılığı var. Neden var? Bir tane Picasso'yu, bir tane Van Gogh'u, bir tane Leonardo'yu. Bir tane var ve
Üstelik değeri hiç düşmüyor tarih boyunca ve şeyinden, paspartusundan ya da çerçevesinden çıkar, kıvır, ceketin içine sok. Ne büyüklükte olursa bilmiyorum. İkiye katla, üçe katla, beşe katla katlayabiliniyorsa eğer, al bir şeye koy. Bir de daha da güzeli var. Başkaları anlamıyor da onun ne olduğunu. Bugün cebinde bir tane Picasso tablosuyla dolaşabilir misin bütün dünyayı? Kimse bir şey anlamaz. X-ray'de dibi dip yapmaz. Ondan sonra birisi görüp de vay bunda ne var demez falan filan. Yani aslında ülkemizde de mesela şey diye bizim zenginlerden de şey diye bahsediliyor. Ya o kadar şey mi onu? Sanat sever. Peki, ne yapıyor? Okan Bey. Koleksiyon. Sanat sever, koleksiyon yapıyor. Ya severek mi alıyor? İsteyerek mi alıyor? Yoksa bütün paralardan ve altından ve gümüşten her şeyden çok daha fazla değeri arttı ve kolaylıkla yanında dolaştırabileceği ve istediği yerde paraya çevirebileceği için mi? İşte bugün teknoloji buna hizmet ediyor. Şöyle bir soru sorayım. Dünya Sanat Birliği diye veya Dünya Sanat Bankası diye bir şey olsa ve bu adamlar otursa dese ki ya piyasada çok talep var, sıkışıklık da var. Evet, yeni Picasso'lar basıyoruz. Aynı şey olacak mıydı? Yani yarın sizin cebinizdeki taşıdığınız bip bip ötmeyen Picasso tablosunun yarın aynısının üretilme ihtimali olsaydı siz yanınıza alıp onu rahatlıkla gezdirecek miydiniz? Hayır, orada da başka bir şey var. Orada da yani sizinle daha önce konuşmamızda anlattığınız gibi Bitcoin'in yani şey yapılamaması, kopyalanamaması gibi bir mesele var. Aynı şey bir sanat eseri içinde gerekli. Dünyada zaten hani çok tanınmıyor ama tanımak için de yeterli sayıda insan var. Yani dünyada nereye giderseniz gidin bir eksperle bir sanat eserini hemen bir eksper vasıtasıyla paraya çevirebilirsiniz. Bakın şimdi Bitcoin'den bahsederken kripto paradan çıkıp biraz teknolojiden bahsetmeye başladık. Şimdi burada da sizinle beraberiz. Ben neyden ilham aldım biliyor musunuz? Şant Bey de 70'lerden bahsetti. 70'lerden farklı bir anlamda bahsedeyim ben şimdi size. Ben mühendisim. Yüksek mühendislik hatta eğitimim. Fakat üzerine daha da yüksek lisans doktorayı iletişim alanında yaptım. Şimdi sosyal bilimlerle mühendislik bilimlerinin ilk defa bir araya gelip bir teori ürettiği alan ne biliyor musunuz? 1970'lerde teknoloji. Neden? Şimdi en iyi siz anlayacaksınız beni. 1970'ler aslında bugün teknoloji Bitcoin konuşuyoruz ya. 70'ler insanlık tarihinde teknolojinin böyle çok etkin olduğu bir teknolojinin çıktığı sene. Televizyon. Şimdi televizyonun sosyal pratiklerden tutun da hem teknolojiyi hem globalleşmeyi ne kadar tetiklediğinden bahsetmeyeceğim. Televizyondan ilham alarak teoriler üreten bilim insanlarından birinden bahsedeceğim ve bugün hala biz onu tartışıyoruz. Marshall McLuhan televizyon teknolojisinin üzerine medium is the message demiş. Ve medium is the message dediği o bilimsel teorisi iki şeyi ifade ediyor. Birincisi bir veri onu ilettiğiniz mecraya göre iletildiği noktada neyi ifade ettiğine dair değişiklik gösterebilir diyor. İkincisi de şunu söylüyor. Teknoloji ürünleri aslında insan uzuvlarının uzantısıdır. Biz bugün nasıl fiziksel dünyada yaptığımız bir sürü şeyi yıllar önce dijital dönüşümle beraber dijital dünyada yapmaya başladık. Hep aslında ne yapıyoruz? Yürüyerek bankaya gidip ayaklarımızla elimizle parayı uzatıp kağıt parayı verip bir yere ödeme yapmak yerine ne yapıyoruz? Ayak uzvumuzun yapacağı işi belki de o elimizin hareketlerini mobil cihazımızdan tıklayarak yapıyoruz. Şimdi teknolojinin işte bu insan uzuvlarının uzantısıyla çığır açması, bir şeyleri yapması derken televizyon teknolojisiyle ilgili o dönem söylenen şey disruptive kelimesi. Yıkıcı bir teknolojidir demişler. Bugün aynı şey. Bitcoin nedir dediniz ya. Bitcoin aslında Bitcoin'i konuşurken teknolojisini de biraz konuşmak lazım. Blockchain teknolojisi diyoruz ya. Blockchain'den de aynen o dönem televizyonun başına gelen şey oldu ve yıkıcı bir teknoloji diye bahsediliyor. Halbuki yıllar sonra anlaşıldı ki televizyon teknolojisi yıkıcı değil, yapıcı yıkıcı bir teknolojidir. Ne oldu? Televizyon geldiğinde ne radyoyu ne gazeteyi yıkmadı. Televizyonun üzerine bir de sosyal medya geldi. Gerçekten yapıcı bir yıkım getirdi ve biz bugün çok farklı mecralarla iletişim yapıyoruz.
Aynen, blockchain'le Bitcoin'le bence dünyada olan da bu olmaya başlayan. Az olmadı, 11. senesi bitti. İşte Satoshi'nin makalesi, blockchain'i bize öğretmesi, Bitcoin üzerine binlerce kripto para. Aslında biraz da meseleye bu teknolojinin bize getirdiği ve getirmeye gebe olduğu yapıcı yıkımdan bakmak lazım. Yani bugün işte evet, paraları nasıl bugüne kadar işte politikalar değişti, stratejiler, yatırımlar, para nasıl, bankalar işte Erkan Bey de söyledi. Bankalar da kripto para saklamanıza imkan verecek. Verecek tabii. Bankaların da bir noktada belki de bakış açılarını, felsefelerini değiştirip bu yapıcı yıkımla beraber kendilerini daha sosyal pratiklerimize veya bu iş dünyasına, bu dünyaya uygun hale getirmeleri gerekiyor. Çünkü ortada bir Bitcoin gerçeği var. Beraberinde de kripto Peki. paralar. Şimdi hemen size soracağım efendim. Bu Bitcoin'i bir şeyler anlatılıyor. Bana bunu anlatın. Yani evde de üreyecek bir şey mi bu? Nasıl? En başta keşke hepimiz evimizde o üretilebilecekken üretseydik. Bir zamanlar değil mi? Şimdi şöyle, Bitcoin, Bitcoin'i ne kadar çok üretmek üzere ona işte bilgisayar bağlarsanız, bilgisayar gücü assign ederseniz, yani ona tanımlarsanız, üretmesi o kadar zorlaşıyor. Bitcoin'in zorluk derecesi diye bir şey var. Program öyle ayarlamış kendini. En başta kimse ilgilenmezken konuyla, evinizdeki normal bugünkü laptopunuzla binlerce Bitcoin, yüzlerce Bitcoin üretmeniz mümkündü. Hatta böyle yapıp işte binlerce Bitcoin üretmiş adam bugünkü değeri 8-10 milyon dolar oluyor. Ama o zaman çok azmış, önemsememiş, bilgisayar bozulmuş, atmış çöpe. Şimdi çöpleri karıştırıyor, neredeydi bilgisayarın falan diye. O öyle bir dönem vardı ama şu anda öyle bir durumda değiliz. Bu artık milyarlarca dolarlık bir sektör. Peki üretilecek olan üretildi mi, bitti mi efendim? Hayır, bitmedi. Sınır 21 milyon diyoruz. Şu anda zannederim 18 milyon kadarı kazıldı ama gittikçe zorlaşacağı için... Burada laflar kullanıyorsunuz. O da herkesi böyle irite ediyorlar. Pardon. Hayır, lütfen kullanın. Yani madencilik yapmak, kazmak... İşte elektrik tüketimi falan filan, bunları anlamak istiyorum, o yüzden soruyorum. Tabii, yani şimdi madencilik dediğimiz mesele şu, bu sisteme işte üye olmuş bilgisayarlar işlemleri onaylıyorlar. Bitcoin'e işlem gücü veriyorlar dedim ya bilgisayarlar, bu işlemlerin onaylanması lazım. Onaylarken de şöyle bir mekanizma kurmuş programı yazan kişi, onay verirken adaylar var, işte madenciler, adaylar geliyorlar. Bir bilgisayar problemi, matematik problemi, çok yüksek şifrelemeye dayanan bir problem çözmesini istiyor sistem ondan. Kim önce çözerse ona ödül veriyor. Bitcoin böyle üretilmiş oluyor. İşte her 4 senede bir de o ödülün miktarı azaltılıyor. Bitcoin bu şekilde üretiliyor. Ona işte biz madencilik diyoruz. Bilgisayarla kazmak dediğimizde o. Yani problem çözmek. Problem çözmek, evet, ama çok zor. Yani bilgisayarların mesela bizim bugün evimizde kullandığımız o şaşalı ya da şu işte güzel pahalı telefonların bile yapamayacağı, özel artık cihazların gerektiği kadar zor vakit alan problemler çözülmesi gerekiyor. Bu şekilde sistemi zorlaştırmış ki her gelen buraya bir kayıt ekleyip sistemi çorbaya dönüştürmesin diye. Sistemi dizayn eden yapı. Şimdi bu biz, bir insan tabii. Yani bir kişi olduğu da söyleniyor, bir grup olduğu da söyleniyor. Ama Bitcoin'in belki de bu kadar başarılı olması bu kişi ya da kişilerin kendilerini açığa çıkarmamış olmalarından kaynaklandı. Çünkü birisi bu işi kişisel olarak üstlenseydi... Ya mesela bir CEO olsaydı bu. Evet, her gün ona sorulacaktı bir şimdi. Bir rezalet ortaya çıksaydı. Eyvah, bitti. Mesela karısından ayrılsa, ulan bizim Bitcoin'leri hep karıya verdi diye. Gibi. Yani onun kişisel hayatında olan iniş çıkışlar fiyata bile yansıyacaktı. Evet. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu grup ya da kişi o white paper, yani kullanım kılavuzu gibi şeyi yazdığı zaman bizim burada tartıştığımız şeyler aslında hiçbirisi orada yok. Şant Bey'in dediği gibi. Yani adam bir ödeme sistemi veya kadın, bilmiyoruz, o da bir şey. Aman, görüş. Cinsiyet ayrımı yapmayalım. Lütfen, bana çok yakın oturuyorsunuz. Grup, kişiler. Konuşamaz abi. Bir ödeme sistemi ortaya koymuşlar. Şimdi biz onun nereye evrildiğini tartışıyoruz. Kripto para alanında çok fanatik var.
İşte bu fanatiklerden bir kısmı diyor ki blockchain teknolojisi devleti yok edecek. Bir kısmı diyor ki işte Bitcoin bütün merkez bankalarının bankaları falan yok edecek. Aslında böyle bir şey yok. Gördüğümüz kadarıyla Bitcoin şu anda kendine bir yer edindi. Bu çok büyük bir başarı. Yani arkasında herhangi bir sermaye desteği olmayan, herhangi bir devlet gücü olmayan merkeziyetsiz bir sistem. 10-12 yıl. Ve şeyden de azade. Yani böyle bir işte politikadan, evet, şundan, bağımsız, terörden, bundan, bilmem neden bu işlere karışmıyor. Karışmıyor yani. İşte ortada bir kişi olsaydı bunun bütün hareketleri, politik düşünceleri, cinsiyeti falan filan hepsi etki edecekti. Bir kişi buna soyundu böyle bir role. Yani Bitcoin Mesih'i falan dedikleri Roger Ver diye bir adam vardı. En sonunda adam ben kendi Bitcoin'imi yapıyorum dedi. Ortalığı karıştırdı falan bilmem ne. İşte, ya o tip skandallar, o tip şeyler olacaktı. Satoshi benim diye çıkan oldu. Ha, işte tabii. İmzai dava var. O sizin dediğiniz öldü bir tanesi, eşi. Acaba kaçtı mı, ortadan kayboldu. Çünkü bu şifreler bazen kendi ellerinde oluyor. Öyle yani skandallar olmuyor değil. Bir de o meşhur birisi var. Şifresini, şifre miyim? Evet, o mevzu çözüldü. Evet. O aslında şifresiyle kullanıcı adını mı ne karıştırmış yani. Şifre diye başka bir şey giriyormuş. O yüzden yapamıyormuş yaşın falan. Bak kötü şey yok anlamda. Şimdi bu kripto para alanında çok böyle fanatizm var. İşte kripto paraların kendi arasında fanatizm var. Skandallar var falan. Ama resme şöyle genel bir baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bitcoin kendine bir yer edindi. Buradan nereye evrilecek onu görmemiz lazım. Yani yok öteki tartışmalar biraz bana boş gelmeye başladı artık. Yani bu merkez bankalarının yerini mi alacak, bankaların yerini mi alacak? Pek öyle bir şey olacakmış gibi durmuyor ama Bitcoin sonuçta bir yazılım ve otomatik bir merkez bankası gibi dizayn edilmiş bir yazılım. Ve kendine global bir merkez bankası gibi işte bir dijital varlık üreten, bunu da daha çok işte kullanıcıların evrimleşmesiyle şu anda görüyoruz ki daha çok değer saklama için kullanıyorlar. Böyle bir yere doğru gidiyor. Benim gördüğüm ne Bitcoin bütün merkez bankalarını yok edecek, ne Bitcoin altını yok edecek. Bana sorarsan şey gibi oluyor yani şimdi sen ben durup dururken Japon yenine yatırım yapar mıyız? Yani yapmayız herhalde yani ama şey görürsek hani birisi eş dost, bankacı filan eş dostumuz varsa, daha doğrusu senin ihtiyacın yoksa. Şant Bey gibi bir tanıdığımız varsa. Mesela Şant Bey der ki ya bu Japon yeni Türk lirası karşısında acayip güzel artıyor. Doları filan da geride bıraktı. Hani sen de para speküle etmeye yakın bir kimsen dersin ki işte bankana bilmem niye kimse dersin ki bana da biraz da Japon yeni al falan. Bu arada şimdi, Japon yeni bazında konut kredisi alan ve batan çok insan oldu. Bankalarını ödeyemiyorum bana. İsviçre frangı ünlüler arasında da var. Şimdi isim söyle. Tabii canım. Canım protestolar ünlüler, yapıldı. Yani öyle spekülasyon ön tanımıyor. Ama Bitcoin'de tabii şöyle bir fark var. Bitcoin bize birçok şeyi yeniden düşündürdü. Yani bu merkez bankaları neden bu yetkilere sahip? Veya işte merkez bankacılığı neden işte böyle işte Özgür Bey'in söylediği gibi İstediği anda mesela Amerika 2008'de krize uğradı diye 200 yılda bastığı Merkez Bankası parasının 4 katını bir anda basıverdi. İşte bu niye böyle? Aslında bu kim buradaki, sordu bunu falan? Aslında mesele şu. Yani bir çocuğa, çocuklarımıza öğrettiğimiz şey ne? Bir kurallar manzumesi öğretiyoruz çocukluktan itibaren. Yani işte hijyen alışkanlıklarından, yemek yeme alışkanlıklarına kadar bir kültür, bir kurallar öğretiyoruz. Kurallar. Sonra çok küçük yaşlardan itibaren önce işte anaokullarına, sonra diğer okullara gönderiyoruz. Orada da devlet öğretmenleri aracılığıyla yine kurallar öğretiyor, kurallar öğretiyor. Şimdi bütün bu kurallardan nasıl vatan toprağını savunmak, nasıl memleket değerlerine sahip çıkmak, hatta bunlar için hayatını feda edecek bir psikolojide olmak ve bu psikolojiyi yaşatmak nasıl öğretilen bir şeyse, kendi ülkenin para birimini korumak, o paraya saygı duymak, değil mi? Örneklerinde görüyorsun. İşte o ülkenin para birimi neyse ona saygısızlık yapan adamı efendim hapse koyuyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Bunun örneklerini de gösteriyorsun ve parmak sallıyorsun. Diyorsun yani vatan toprağın ne kadar değerliyse paran da o kadar değerlidir diyorsun. Sonra bak bu elektronik paradır, şudur, budur, bilmem nedir, enflasyondur, bilmem nedir. İnsanlar
burada bir şeylere uyanıyorlar işte. Ve dünya uyanmış, gençler özellikle uyanmış durumda. Nasıl? O da internet sayesinde birbirine entegre olmuş. Diyor ki ya bir tek benim param yok. Japon'un da parası var, Çinli'nin de parası var, İngiliz'in de parası var diyor. Sonra diyor ki aa bütün bunlar diyor Amerikan parasına bağlanmış. Niye öyle olmuş diyor. Soruyor. Bir şeyleri öğreniyor. Dolayısıyla artık bu para meselesi, bu değiş tokuş meselesinde artık başka bir gözle bakıyor. Belki orada hamaseti bırakıyor. Belki öğrendiklerini bırakıyor. Başka türlü bakıyor. Yine vatanı değerli, yine milliyetçi, yine kendi insanını seviyor. Ulusal değerlerini seviyor ve saygılı ama para konusunda başka türlü bakıyor. Çünkü orada artık global bir dünya var. Buna çok ufak bir şey ekleyeyim lütfen. Ben bu dediğinizin devamı olarak. Aslında aynen. Orta sınıfla devlet arasında bir anlaşma vardır üstü kapalı. Ben derim ki yani şimdi burada iki tane girişimci var aslında. Onlar diyor ki biz risk alırız, batarsak batarız. Orta sınıf diyor ki devlete ben paramı bankaya koyarım, senin gözetimindedir bu para. Reel 1-2 puanda faiz alırım. Bana bu yeter, ben risk almam. Çalışıyorum, maaşımı koyuyorum, işte çocuklarımı düşünüyorum vesaire. Şimdi bunu hırpalamaya başladığınızda sosyal doku da hırpalanır. Nasıl hırpalanır? Bu bir enflasyon, bunun yöntemlerinden biridir. Venezuela'da gördük, orta sınıfı üzerinden buldozer gibi geçersiniz. İşte o zaman mesela Bitcoin'de altın ortaya çıkar. İki, bankacılık sisteminde batmalar vesaire, işte CEO... Sözüm şeyden bir şey. 80 milyon, 90 milyon dolar bonus alır. Ertesi sene kurumu batar. Onu devlet vergi verinin parasıyla kurtarır. Şimdi bunlar olduğu zaman işte sorgulama ortaya çıkıyor. Bugün işte en son İrlanda'da da aynı şey oldu. İki tane partili sistemlerin dışından artık üçüncü, dördüncü partiler geliyor olması ve bunun aşırı sol, aşırı sağ diye tanımlanıyor ama bunlar aşırı sol sağ değil aslında. Bıkmış olan orta sınıfın gittiği yerler. Bu işte bu az önce söylediğimiz problemlerin oluşumundan çıkıyor. Bitcoin bu zamana denk düştüğü için işte 10 yılda çok hızlı mesafe alabildi. Bundan önce de bu tip denemeler var. Elektronik altın var. Çok bu tip deneme var. Hiçbiri başarılı olamadı. Ya devlet geldi bunu yapamazsın kardeşim yasaktır dedi. Ya da ilgi görmedi çünkü ilgi görmesini gerektirecek bir şey yok. Bravo. Şimdi var. Bitcoin neden bir de doğru bir zamanda geldi? Okan Bey biraz önce dediniz ya gençler parayı, dünyayı global görüyor. Bitcoin ne zamana denk geldi? Bakın 90'ların sonu, 2000'lerin başında doğan bir jenerasyon var. Bayılıyorum. Z jenerasyonu deniyor bunlara. Z jenerasyonu denen nesil şu an bizlerle beraber yaşıyorlar. Bizlerle beraber çalışmaya başladılar. Hem üretimde hem tüketimde. Bu neslin diğer adı ne biliyor musunuz? Mobil doğanlar diyorlar. Evet. İngilizcesi çok önemli bence. Biz yine Türkçe'ye çok iyi çevirmemişiz. Mobile natives deniyor bu çocuklara. Bunlar doğduğundan beri internet var. Bunlar doğduğundan beri dijital dünya var, mobil cihazlar var. Yine tabii ki sabahtan akşama kadar zaten oynadıkları oyunlarla puan toplayan tiplere Bitcoin anlatmak çünkü ne kadar zor. Onların bakın ya. Mobile natives dediğiniz zaman memleketi orası. Dijital dünyada yaşıyorlar. Artık onlar Japon yeni şu bu değil. O oyun parası onlar için kritik. Onun hangi para birimi olduğu değil. Bitcoin'de zaten artık bizler dijital dönüşmeye çalışırken onlar dijitale doğdular. Bitcoin'de bu çocukların üretime girdiği dönem doğdu. Şekerim ben onlarla beraber çalıştığım için hem tiyatroda hem radyoda hem televizyonda filan ben de diyorum ki sen mobil doğansın ben de katil doğansın. Hemen bu beni uyardığınız konuya gelelim. Kripto para ya da dijital para diye bir ayrım mı var? Şimdi şöyle çok karıştırılıyor bu kavramlar. Sanal para, dijital para, kripto para. Şöyle diyebiliriz. Bütün kripto paralar dijital paradır ama bütün dijital paralar kripto değildir. İşte Çağla Hanım'ın söylediği gibi aslında 1950'lerden beri bilgisayar teknolojisi hayatımıza girdiğinden beri aslında para dijitalleşmiştir zaten. Yani bizim bugün tanıdığımız TL'si, doları, eurosu bunlar aslında dijitalleşmiş paralar. Ne demek istiyoruz? Yani mesela Amerikan Merkez Bankası para bastı dediğimiz zaman gidip de matbaada paranın çoğunu basmıyor. Çok az bir kısmını basıyor. Bilgisayar tuşlarıyla entry yapıyorlar, sisteme giriyorlar. İşte Şant Bey'in anlattığı gibi bankalar kredi mekanizmasıyla bu paraların çoğunu yaratıyorlar. Onlar da hep dijital kayıtlar. Bir soru sormak istiyorum. Bunu bana tarif eder misiniz? Aslında sisteme neye giriyorlar? Ne yani, diye isimlendirilen bir şeye giriyorlar? Bir hacim mi? Mesela siz geldiniz, işte Dada Salon diye bir yer kuracağım, bana kredi verin dediniz. Evet.
size kredi tanımlıyorlar. Sizin bankada duran hesabınıza elektronik olarak atıyorum 100 birim veya 1 milyon birim diyelim krediyi tanımlıyorlar. Kimse sizin dolayısıyla için o sisteme girmiş bir para oluyor. Bir kayıt, bir dijital kayıt. Şu anda banka size bu krediyi açtı diye 1 milyon TL mi basıldı? Hayır, öyle bir şey yok. Size kayıt açıldı, size kredi açılmış oldu. Ama o kadar birim parayı bir yerden çekip getirmesi lazım. Çekip derken yani bir yerdeki şeyin şurada olduğunu göstermesi lazım. Şuradakinin şu kişide olduğunu göstermesi lazım. Bir şey göstermesi lazım değil. Bir şey göstermesi lazım değil. Karıştıran şey bu. Böyle bir şey yok. Yani Merkez Bankası'nın şu kadar param var. Ey aracı banka, ey banka şubesi, ey o banka, şu isimli banka, sen de şu kadarını kullanabilirsin demesi lazım değil Bakın, mi? Bakın sizin bu tarif ettiğiniz işte o fractional banking denilen, siz bankaya mevduatınızı götürürsünüz. Banka da bunu kullanarak kredi verir kısmıdır. Yani arkada bir para var. Bununla da kredi verir düşüncesidir bu. Bankacılık sistemi uzun süredir böyle çalışmıyor. Krediyi veriyor, karşı tarafta bir mevduat oluşuyor. Zaten ortada riski yaratan şey de bu. Yani bankacılık sisteminde o yaratılan hani işte Fed'in bilançosu şişti dediğimiz şey rezerv şişiyor. Banka kredi verdiği zaman rezerv bulması lazım. Rezerv. Rezerv bulması lazım. Bu rezervi nereden bulursunuz? Bankalar arası piyasadan bulursunuz. Tamam. Eğer size vermek istiyorlarsa kriz varken bir tek yer verebilir bunu. Bankacılık sisteminin musluğunu regülatörü de artık olan Merkez Bankası. Dolayısıyla kriz döneminde kimse birbirine bankalar arası piyasada rezerv sağlamadığı için rezervleri şişirmek zorunda kaldı FED. Ama az önce anlatılan örnekte bir yerden bir şey bulmuyor. Zaten banka krediyi açtıktan sonra gidip piyasadan rezervi bulabilir. Karşılığı orada yok işte. Bir dakika tam olarak. Ve bunun... Şimdi bana diyorsunuz ki aslında banka benim istediğim her miktarı bana vermekte özgür mü? Özgür. Yani şu açıdan değil. Bunu limitleyen şey şu. Nedir sermaye kriterleri vardır. Örneğin o. İşte bankacılık Basel kriterleri vardır. Şu kadar likit tutman lazım. Şu kadar varlığı şurada tutabilirsin gibi gibi regülasyonlar var. Bu zaten 1, 2, 3 diye gitti. Bankacılık sistemini normalde bunları bir kenara bırakırsanız kredi açmakta sınırlayan hiçbir şey yok. Peki. Zaten 2008 öncesi de bilançosunu boşaltıp baştan özür dilerim, kendi aptal örneğimi yaratayım. Ben Okan olarak bankacılık yapmaya karar verdim. Ve bunu kanunlar uyarınca ne yapmam gerektiğini öğrendim. İşte şu kadar bir sermaye göstermem gerekiyor. Şu tanımlara uygun bir durum mu olması gerekiyor. Ve bunu yaptım. Ve bir yatırım bankası ya da mevduat toplayan banka gibilerden bir şekil ilan ettim. Ve siz bana geldiniz. Dediniz ki bana, Okan bana bir 1 milyar dolarlık bir kredi açar mısın dediniz. 1 milyar dolar civarı kredilerin bugün ülkemizde verildiğini Tabii. Görüyoruz. 1 milyar dolar krediyi size resmen verme hakkım var. Bu kriterlere uygun olarak resmen tanımlandığım için bankalar, bankacılık kanunları itibariyle. Verebilir miyim, veremez miyim size? Güveniyorsanız benim bilançoma... Hayır, ben size verebilirsiniz. Verebilir miyim? Verebilirsiniz. Ama daha yeni kurdum bankayı. Daha ne mevduat topladım, ne bir yerden alacağım var, ne vereceğim var. Daha hiçbir şeyim yok. İşte mevduat krediyi yaratmıyor bankacılık sisteminde artık. Kredi mevduatı yaratıyor. Kredi mevduatı. Siz bana o krediyi veririm. 1 milyar dolarlık atıyorum. Tamam için verdiniz. Ben bu aldığım zaman Özgür'e... Jenerik örnek olarak kullanıyoruz burada. Evet, gittim. Özgür'e 1 milyar doları verdim. Özgür bankaya götürdü, bunu tasarruf olarak, mevduat olarak koydu. Sistem böyle çalışıyor. Yani mevduattan krediye gitmiyor. Krediden mevduata gidiyor. Yani o hale zaten geldi. Zaten kafayı karıştıran... Peki, evet ama garip değil mi bu? Yani Türkiye'deki bir bankayı... tamam bu örnekte Türkiye'deki bir bankadan söz etmekte bir sakınca yok. Ama ben yeni kuruldum ve şak diye bunu neye göre veriyorum? Bana kimse sormuyor mu? Senin etin ne, budun ne? İşte, bu kadar şimdi ama dedim, yani risk analizi sizin lazım. Sermaye büyüklüğünüz 200 milyon dolarsa tabii ki gidip 1 milyar dolar açtırmaz regülatör size. Ya nasıl yahu? Ben zaten bankayı 300 küsür milyon dolarla kurmuyor muyum Türkiye'de bir banka? O zaman açtırmaz. Ben hayır ama o kadar bir parayla bunu kurabiliyorum. Eskiden daha kolay kuruluyordu. Eski bizim şu anda var olan birçok bankamız daha küçük sermayelerle kurulmuştur. Şimdi galiba 300 ila 350 milyon dolar gibi bir para lazım galiba. Tam bilmiyorum rakamı. Böyle bir rakamla
kendini ispatlıyorsun ve bankacılık sektörüne giriyorsun. İşte A yerde, B yerde, C yerde şube açtın ve sen artık bir bankasın. Astın tabelanı da. Şimdi ben size kredi verecekken nasıl vereceğim? Yani ilk başta kendi sermayem oranında vermeyeceğim. Çünkü öyle değil diyorsunuz bana. Belli bir rasyo var. Belli bir katını verebilirsin. Belli bir katını verebiliyorsun. Belli bir katını verebiliyorum. Değil mi? Evet, yani kaldıraç verebilirsin diyorsun. Kaldıraç var. Sermayenizi belirgin bir orandaki kaldıraçla insanlara kullandırabiliyorsunuz. Mesela nedir bu kaldıraçın çarpanı? 10 mudur? Şu anda şeyi bilmiyorum. Aa, mesela 50 civarında 2008-2009 döneminde Citibank'ın 50'den çok daha yüksek oranları vardı. Türkiye'de sermaye yeterliliği dediğimiz bir oran var. Bu eğer %10'sa aslında 1'e 10 kaldıraçla, yani sermayeniz yaptığınız işin en az %10'u olmalı, 12'si olmalı, 18'i olmalı gibi BDDK'nın koyduğu kurallar var. Bütün dünyada bu tür kurallar var aslında. Şu kadar mevduat şey taşımanız lazım, varlık taşımanız tabii lazım. Tabii şu oranda likit olmanız lazım. Bunların üzerinden sınırlamalar geliyor. Yoksa zaten Merkez Bankası'nın işi size gerektiğinde rezerv sağlamak. Evet. Ama küresel finans ya sistemindeki... Bu ama bahsettiğiniz çok kesin çizgilerle ayrılmış. Yani bizim cowboy filmlerinden hatırladığımız bankacılıkla tabii ki, yani ne olabilir sokaktaki vatandaşın bankacılıkla ilgisi, bilgisi, yani eğer uğraşmıyorsa bu işle. Yani o zaman mesela haydutlar bankayı soydukları zaman banka batıyordu, bazı bankalar. Sonra işte onlar birbirlerine bağlandılar ve... Artık banka soyulduğu zaman hangi para çalınıyor o da belli olmamaya başladı. Ya, o konulara girmeyeyim çünkü legal problemler çıkar. Yani sonuçta bir banka demek ki kendi hazinesinin varlığının 10 katından fazla, 50 katı dediniz. Demek ki kredi verebiliyor. Şimdi problem bu kat sayının... Ve onu da devlet bunun arkasında duruyor. İşte... Yani belli bir kısmının. Az önce hani dediniz ya, zeki adamlar bu işi yapıyor falan filan diye. Bu işin çözümü zeki adamlar orada çok yüksek maaş aldığı için oraya yayılıyor. Regülatör tarafının da aynı şeydeki klastaki adamları taşıması lazım ki... Amerika'dan bahsediyoruz. Tabii evet. Öbürünün yaptığının hemen tepesine binsin. Ama o zeki adamlarla oradaki öbür zeki adamların da... 98'de, 2001'de, 2004'de, 2008'de, 2000 şunda neler yaptıklarını beraber gördük. Çünkü Amerika'da... Onlar da aynı, yani aynı şeyleri yiyen, içen, aynı yerlerde tatil şimdi... yapan adamlar. Bizim televizyoncukla şeyi benziyor. Yani televizyona reklam verenler, televizyonda o reklamı alanlar ve televizyona iş yapan prodüksiyon şirketleri ve televizyonlarda o prodüksiyon şirketlerinin getirdiği işleri kabul edenler ya da alınıp alınmayacağına karar verenler aynı insanlar. Hepsini saysan zaten belki 500 kişi bile yapmaz. Yani büyük reklam verenler, büyük reklam alanlar, büyük reklam alıp onu işe dönüştürenler. Bakıyorsun diyorsun ki öyle eş dost var, bende çok var onlar. Ondan sonra diyorum ki sen hani şurada reklam verendin, ne oldu? Şimdi diyor televizyona geçtim, reklam alan oldum. Ne oldu şimdi? Ondan sonra diyor şimdi diyor medya rezervasyon pazarlama bilmem ne şirketine gidiyor. Oradan ne oldu? Yani bir kişi birbiriyle ilişki kuran ve aralarında akçelenen her pozisyonu dolaşmış bir kişi. Şimdi ölmeden önce yapıyorlar. Şimdi ben nasıl güveneceğim sana? Zaten şu anda teknolojinin getirdiği az hissedilen değişikliklerden bir tanesi. Amerika üzerinden gideceğim. De şu, bu dediğiniz mesela 10 yıl, 15 yıl önceki ilk 10 Amerikan şirketine baktığınızda da gözükür. Petrol şirketleri, işte bankacılık sektörü aynen. vesaire. Bu adamlar da lobi kuvvetlerinden dolayı kendilerine yönelik kanunlar, kendi adamlarını. Mesela Amerika'nın iki önceki Dışişleri Bakanı kimdi? Exxon'un CEO'suydu. Öyle bir gidişat vardı. Sosyal yapıyı da şey yapan. Ne zaman ki Silikon Valley ortaya çıktı ve çok hızlı bir şekilde gidiyor. Şu anda sıralamaya baktığınızda Apple 1 trilyon dolar, Microsoft 1 trilyon dolar, Amazon 1 trilyon dolar. Şimdi buradaki adam New York'taki adama diyor ki ya kardeşim siz bugüne kadar kendi şeyinizle dizayn ettiniz kanunları, işte vergi avantajlarını, senatörler sizden çıktı, Dışişleri Bakanı bizden çıktı. Şimdi biraz da
bizim sektörleri gözetecek bir şeyler yapın bakalım. Şimdi aslında biz sadece Bitcoin'i konuşmuyoruz. Bir yandan da bu işi götüren hani elitler deniliyor bilmem ne denilir bilmiyorum ama etkin insanların da farklılaştığını görüyoruz. Teknoloji tarafında artık çok daha önemli adamlar. Dolayısıyla New York'u şey olarak söylüyorum, mecazi olarak söylüyorum. Chicago veya o bölge LA baskılamaya başlıyor. Bana yont artık bunu diye. İşte yeşil şeye döndük. Şimdi Microsoft açısından baktığınızda yeşil ekonomi problem yaratacak bir kavram değil veya daha sınırlı yaratacak. Ama bir petrol şirketi açısından baktığınızda ciddi bir problem. Bunu belki 10-15 yıl önce bu şirketin önüne geçiremezdiniz. Bloklarlardı bunu. Şimdi artık o kuvvette yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Şimdi bir de bütün bu konuştuğumuz bankacılık, para ve dijital paranın üzerine belki de asıl konuşmamız gereken ve çok yakın zamanda zaten çok tartışacağımız merkez bankalarının basacağı, çıkartacağı, Erkan Bey'in bahsettiği dijital paralar geliyor. İşte kripto para ve dijital parayı ayıralım derken. Kavram kargaşası yapıyorlar merkez bankaları. Merkez bankaları kripto paraları uzak tutmak için o çıkardıkları şeyi dijital para diyorlar. Evet. Halbuki bugün para zaten dijital. Onların çıkardığı, bugün bahsedilen bu işte Çin'in yapacağı, Türkiye'nin de yapacağını söylediği Merkez Bankası'nın kendi kripto parasını çıkarması. Kripto parayla dijital paranın ne farkı var? Dediğim gibi bütün kripto paralar aslında dijital paradır ama bütün dijital paralar kripto değildir. Kriptonun farkı ne? Veriyi nasıl sakladıkları ile ilgili bir fark bu. Demin söyledik ya krediler, veri, bunların hepsi kayıt. Aslında çoğu kayıda dayanıyor. Kripto paralarda kayıtları merkezi bir yerde tutmuyorsunuz. Bir banka veya bir merkez bankası kayıtlarını belli merkezde tutar veya en fazla yedeklerini alır. Ama kripto dediğiniz zaman, blockchain ve benzeri dağıtık veri tabanı sistemleri dediğiniz zaman kayıtlar bütün üyelerde aynı anda tutulur. Bitcoin'de mesela hepimizin Bitcoin nodu varsa yani Bitcoin'in istasyonu diyebileceğimiz sistemler, yani Bitcoin yazılımı bizde yüklüyse, Bitcoin'de gerçekleşen bütün işlemler, şu son zamanlarda 500 milyon işlemi aştı şu anda, evet. Bitcoin'de yapılan işlemler, ki 2017 yılında 250 milyondu, yani çok katlanarak artıyor. Bütün bu işlemler hepimizin bilgisayar istasyonunda, Bitcoin yazılımı yüklü bilgisayar istasyonunda, node deniliyor bunlara, orada bulunur ve bulunur ne demek? Yani bakabilir yani, miyim? Evet. Evet. Hepimiz onaylıyoruz o işlemi. O zaten işlemin gerçekleşmesi da, bir için. Bir onaylamayı da anlatın. Ne yapıyoruz? Bir tuşa mı basıyoruz? Sakin. Hayır değil. Sakin. Tamam, önce temelini kavradığımız zaman gerisi kolay. Şimdi hepimizde bu veriler var. 500 milyon işlemin bütün verileri. Ve yeni bir işlem yapıldığında ben Çağla'ya para gönderdiğimde o da hepimizde onaylıyor. Ekleniyor. Yani onaylamak ne demek? Onaylama şöyle. Şimdi yeni otomatik bir işlem. Otomatik bir onaylama. Ben Çağla'ya para göndermek istedim. Bitcoin göndermek istedim. Bu blockchain deniliyor ya. Bu yeni verinin o bloğa eklenmesi lazım. Eklenebilmesi için işte o madencilerin önüne geliyor. Madenciler o zor matematik işlemini çözüp onay veriyorlar. İşte hem onay verdikleri zaman Bitcoin kazanıyorlar. Bitcoin üretilmiş oluyor. Hem de bu veri bloğa eklenmiş oluyor. Sistem böyle çalışıyor. Şöyle düşünün. Yani bir normalde bankadan Erkan bana para gönderdiği zaman bu işlemi kim onaylıyor? Bankada birisi dekont basıyor ve banka sistemden bize diyor ki Erkan'ın cüzdanından aldım, Çağla'nın cüzdanına koydum. Nasıl? Aynı zamanda bunu devlete haber veriyor. Merkez Bankası'na kendi veri tabanında tutuyor. Aynı zamanda Amerika'ya haber veriyorsun. Mesela. Dolar istemiş. Evet. Şimdi burada aynı anda 100.000 kişinin aslında node dediğimiz o bu blockchain üzerindeki ajanslar da deniyor agency anlamında 100.000 kişi aynı anda Erkan'ın cüzdanından çıktı evet Çağla'nın cüzdanına girdi evet zaman damgasıyla bu işlemi blockchain'e yazıyorlar ve bu artık değiştirilemez bir kayıt haline geliyor yani beni ikna edip beni hackleyip beni bir şekilde kafamı karıştırıp hata da olabilir bu bendeki işlemi değiştirebilirsiniz ama 100.000 ve üstü bir noddan bahsediyoruz. Hep bu işte blockchain üzerine yani bu kripto para neden para kadar hani güven bankasız
bu kadar güvenli işlem nasıl yapıyoruz? Çünkü nerede olduğunu bilmediğimiz yüz binlerce nokta bu işlemi görüyor, zaman damgasıyla beraber kayıt altına alıyor. Peki bir daha gözümde canlandırmamı sağlayın. İzleyenlerimiz de bu konuda bir şey yani hakikaten anlatalım. Öğrensin. Yani birilerinin bilgisayarı açık ve onlar orada bir tuşa basmıyor değil mi bunun için? Yok. Tarlalar var Okan Bey. Ben şimdi bir tanesine şahit oldum. Aslında bu hani Erkan Bey anlatıyordu ya, insanlar ilk zamanlarda laptoplarını açıp kendi PC'lerinden sisteme bağlanıp bu onaylama işlemlerini, kazıma işlemlerini yapıyordu. Bu hala devam ediyor ama bir yandan içinde insan olmayan çok büyük bir fabrika hayal edin. Fiziki bir fabrika. Bu fabrikada hani şirketlerin server odaları olur ya böyle, evet, camın arkasında ışıklar yanıp sönen, evet, kablolar olan bir şey olur. Onun gibi binlerce şey var ve bu makinalar aslında bir anda blockchain çıkmadı. Biz zaten blockchain'den önce yapay zeka ve makine öğrenmesi konuşuyorduk ya. Bir takım yazılımlar, sistemler ve blockchain'e entegre aslında mining farm deniyor. Yani çok teknik ve maalesef bazı şeyleri İngilizce konuşuyoruz. TDK hala almadı içeriye diye. İşte bunlar, evet, insanlar da bu not görevini yapıyor ama bugün bu madencilik işini yapan ve tarla dedikleri fabrika binası gibi tesislerde makineler bu işi yapıyor. Özür dilerim ama sen anlatırken şöyle bir şey dedin. Yani sen hanımefendiye para yolluyorsun. Bunun üzerine birileri bir problem çözüyor. Şu, evet. Neden? Önce hepimiz aslında Erkan'da bu para var mı? Onu kontrol ediyoruz. Verify ediyoruz. Kimler? Bu bilgisayar sahipleri. Bitcoin'in blockchain yazılımını çalıştıran bilgisayarlar topluluğu, network. Tamam, dünya, ama internet insanlar gibi mı var yoksa yapay zeka mı? Yazılım yapıyor bunu. Yazılım. Ve açık kaynak kodlu. Yani evet, siz de indirip bilgisayarınıza siz de bir node olabilirsiniz ve bize böyle... çıkmak için hiçbir, özür dilerim, sınır yok. Ve çok da kolaylaştırılmış application'lar var. Cep telefonlarına bile indirebildiğiniz Bitcoin, blockchain mining yapabilmek için uygulamalar var. Sorun ve şeyi de hiç gözden kaçırmayalım. Bana ödül veriyor. Kazıdıkça, yapabildikçe... Niçin kazıdıkça kelimesini kullanıyorsunuz? Yani çünkü madencilikle eşleştirmişler ya. İşte, evet. Şimdi şu var, üye sayımız çok azken, mesela 5 kişiyken hepimiz bunu onaylayabilecek kapasiteye sahibiz. Hepimizin laptopu bunu yapabiliyor. Ama üye sayısı milyonlar oldu, arttı. Artık hızlı makineler yapabiliyor. Biz evimizdeki laptopla yapamıyoruz. Aslında teorik olarak yapabiliriz. Yani bir gün... O işte Çin'de mesela şimdi virüs yüzünden bütün mining, işte o madencilik havuzlarının çoğu da Çin'de. Diyelim ki bir şey oldu, yani faraziye kuralım. Çin'deki madenciler kapandı. O zaman belki biz de laptopumuzda, siz de mesela, siz de yüklediğiniz yazılımı, o zaman siz de onay verip işte ödül kazanabilirsiniz. Ama onu yapan yazılım, yani siz başında bekleyip de işte Erkan Çağlay'a para gönderecek mi, tuşa basayım falan, böyle bir şey yok. Tamamen yazılımla tamamen olan bir şey. Ve şey çok tartışılıyor Okan Bey, belki duymuşsunuzdur. Biz bir yandan işte dijital para, kripto para konuşurken bununla ilgili dışarıda bir takım savlar da yürüyor. Hem akademi dünyasında hem de normal iş dünyasında. Şimdi bu kazıma, mining falan diyoruz ya, insanlar diyoruz, makineler diyoruz. Bunlar neyle çalışıyor? Tabii ki de bir enerji, elektrik tüketiyorlar. Şimdi bir yandan bu kripto paralar ve dijital paralar, aslında kripto para dediğimiz şey veri. Yani bir veri aktarımından bahsediyoruz, ortada olmayan. İşte Erkan'ın cüzdanından çıktı, Çağla'nın cüzdanına girdi. Bu bir bilgi, bu bir veri. Bu veri taşımaları, onaylamalar, sistemin üzerindeki hareketler, kayıtlar ve kazıma işlemleri bir noktada çok fazla elektrik tükettiği için çevreciler ayaklanıyor, bu sürdürülebilir olamaz diyor. Bir noktada kripto paralar ve aslında bu Bitcoin de bir blockchain. Blockchain'ler üzerindeki yapılan işlemler, bugün böyle lojistik, tedarik zinciri, işte sanat eserleri, her şey blockchain üzerinden yönetilsin diye projeler yapılıyor. Bir yandan da bu veri kayıtları binlerce not tarafından onaylandığı için bu veriler güvenli, değiştirilemez. Hani oldu ya, sözde Cambridge Analytica diye bir şey yaşadı bu dünya. Evet. Bir ülkenin seçim sonuçlarını değiştirecek kadar insanların verilerini kullanarak bunlarla bir şeyler yapılabildiğini konuştuk biz bütün dünyada. Evet. Nasıl yapılabildi bu?
veriye dokundu birileri. Bir firmanın kendi serverında bulunan insanların, kullanıcılarının ürettiği verilere dokundu birileri. Belki onları yerinden çıkardı, başka bir yere aldı, kullandı, bir şeyler yaptı. Şimdi blockchain'de, ben şimdi çok primitif anlatacağım. Hani dediniz ya ben anlayayım, izleyiciler anlasın. Benim hakikaten yıllar önce şu blockchain meselesini, Satoshi'nin makalesini okuduk ve matematikle anlatıyor. Ama böyle gözümde canlandırmak için aldığım bir tarif vardı, hep onu kullanıyorum. Gerçekten çok primitif, özür dileyerek uzmanlarımıza anlatacağım. Şimdi bizim alıştığımız sistem nedir? İnternet üzerinde bankalar, Facebook'lar, sistemler, herkes kendi server'ını kuruyor ve bu server içerisinde kullanıcıların işlemleri tıkır tıkır oluyor ve bu server'da bunlar. Bir sürü server'larda işlemler oluyor. Sonra ne oluyor? Cambridge Analytica veya herhangi bir kötü niyetle birisi bu server'a girip birilerinin verilerini alıyor, işlemek diyoruz ya, bunlarla bir şeyler yapıyor. İşte blockchain'de böyle havuz server'lar değil de bloklar var. Bir blok Genesis demiş bunun adına Satoshi ilk bloğa. İlk bloğu üretmiş. Sonraki blokları da bu madenciler üretsinler demiş. Bir blokta bir sürü farklı kurumun verileriyle işlemler oluyor. Bu blok doluyor en nihayetinde. Yine bu madenciler bunu kilitliyor. Bunun içindeki bütün veri kriptoloji denen bilimle kriptolanıyor. Bu eskiden bildiğimiz ziplemenin milyonlarca katı. Bütün veri kriptolanıp yeni üretilen bloğa bir yerleştiriliyor. Buradaki bütün veri. Yeni işlemler kilitleniyor yeni. Yani ne oluyor? Birisi, dışarıdan birisi gelip sizin, benim herhangi bir uygulama üzerinde ürettiğim veriye dil değiştirmek dokunduğu zaman sistem alarm veriyor. Bu blok sistemden atılıyor. Diğer iki blok birleşiyor. Bu yüzden zincir diye biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Bu chain, bloklar chain'i bu. Bu iki dışarıdaki blok birleştiği zaman o blok giderse gitsin. Zaten düşen bloktaki bilgiler üçüncüde var. Bir öncekinde o var. Yani müthiş sürdürülebilir bir sistem. Ve bakın benim çok sevdiğim bir şey var. İnsanoğlu, blockchain teknolojisi kesinlikle değiştirilemez veri kayıt sistemidir diye geçiyor bir noktada. Bu yüzden kripto paralar bu sistem üzerinde üretildi. Para çok kıymetli. O veri hatalı olmamalı. İnsanoğlunun blockchain'den önce değiştirilemez veri kaydı yaptığı buluş neymiş biliyor musunuz? Çivi yazısıyla yazılmış tabletler. O tableti parçalayarak veriyi sadece yok edebilirsiniz ama değiştiremezsiniz. Bakın o günden bugüne geldik. Arada verinin çok kıymetli bir şey olduğunu öğrendik. Çünkü son 3 yılda dünya üzerinde üretilen verinin %90'ı üretildi. Ve biz bunu nasıl işleyeceğiz diye düşünürken bir yandan nasıl kötü amaçlarla kullanacağız diye de düşündük. Bir şeyler oldu. Hop, blockchain teknolojisi geldi. Ve bu kadar verinin sağlıklı kaydedilebildiği bir ortamda para hareketi tabii ki de kaçınılmaz. Bir sürü Bitcoin konuşuyoruz ama blockchain'in üzerinde çok farklı operasyonlar da yapılıyor. Ama işte bu kripto paraya geldiğimiz noktada işte her dijital para kripto para mıdır? Bütün kripto paralar aslında dijital paradır tartışması buradan çıkıyor. Şimdi buradan belki Erkan Bey'e tekrar sözü versem ben. Merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkarttığı zaman nasıl yönetilecek bu sistemler? Bu kadar açık, herkes girebiliyor, bir sürü nodlar onaylıyor. Herhalde böyle bir sistem olmayacak yani değil mi? Yani şimdi o merkez bankalarının devreye girmesi biraz da şeyle tetiklendi. Aslında kripto paranın felsefesine de aykırı. Zaten blockchain kullanmayacağını söyledi. Yani Çin'inki başka bir teknoloji kullanacak. Başka bir yani bunların genel adı dağıtık veri tabanı teknolojisi. Bütün şimdi Çağla'nın anlattığı bu blockchain'in işte en büyük esprisi her üyenin işte o bloklara, o veriye sahip olması. Yani günümüz mimarisinden, merkezi veri mimarisinden en büyük farkı bu. Çin farklı bir teknoloji kullanabilir. İşte Facebook kendi kripto parasında başka bir teknoloji kullanabilir. Bugün mesela oyun şirketleri var. Bunların da işte oyun paraları var. Onlar dijital para. Aslında şuna da bakalım. Kripto paranın bize getireceği şeyler. Acaba kripto para için cinayet işlenecek mi mesela? İşlendir. Çoktan işleniyor bile zaten. Öyle mi? Tabii yani insanları kaçırıyorlar, kripto paralarını ver diyorlar. Yani bu aynen cüzdanınızı almak için işte size bir silah dayamaları gibi bir şey. Kripto daha parada az olması, daha seyrek olması, daha az başımıza gelmesi gerekmez mi? Cüzdanımızda taşıdığımız paraya göre ya da evimizde sakladığımız paraya göre. Olay sayısı da daha az. Yani kolay yoldan hırsızlıkla edinilecek bir şey değil. Yani kripto daha fazla olaylar olmuş olabilir yani. Daha fazla yapıldığına dair bir delil yok. Bazen de böyle
ortaya bazı bilgiler çıkıyor ama gerçeği yansıtmıyor. Mesela kripto paralar ya da Bitcoin daha fazla işte şey için kullanılıyor, kanun dışı işler için kullanılıyor gibi bir algı var i̇lk başta, mesela. İlk başta bu vardı ama sonra galiba kalmadı. İlk başta bu konuşuldu. Yani Deep Web'de işlem yapabilmek için, Deep Web'de yapılan birçok şeyin karşılığını ödemek için kullanılıyor falan ama ilginçtir. Onun artması gerekirken, daha çoğalması gerekirken, hatta kripto paralar hakkında çok daha tesirli bir antipropaganda yapılması neden olması gerekirken olmadı. Yani kullanım miktarı işin mantığına da aykırı. Artıyor kullanım miktarı. Deep Web'de Bitcoin kullanım miktarı artıyor ama toplamın %1'inin altında. Ben Deep Web'de değilim. Hiçbir arkadaşımın Deep Web'e girdiğini Deep Web'de olan birisi. Araştıranlar biliyor. Deep Web neymiş? Bir konuşma Deep Web'i var. Bir konuşma. Ooo Deep Web aman aman neler neler filan diye de. Şimdi, yani bir adam bulmuyorum ki ben konumum itibariyle, yaptığım işler itibariyle en deli dolu, en manyak tiplerle karşılaşan bir adamım. Şimdi zaten bu tip işleri hiç kimse kendisi yapmaz. Mutlaka bir arkadaşı soruyordur. ama şöyle, yani birincisi bir efsane vardır. Bilirsiniz belki her 100 doların üzerinde eser miktarda uyuşturucu bulunur diye. En büyük küfür olduğu için uyuşturucu işleri ne olur? Zaten bu normal parayla da yapılan bir şey. Yani Bitcoin çıktı da bir anda şey olmadı, suç unsurları oraya gitmeye başlamadı. Ama bunun örneği olarak FBI'ın bastığı bir site oldu ve orada onların iddiası ki öyledir diye varsayıyorum, yasa dışı bazı işlerde kullanıldığı görüldü. Evet ama bu zaten kendi adamın kendi met ettiği, saygı duyduğu, yücelttiği, kutsadığı bir doları var. Zaten sadece şu anda Netflix'te efendim işte Narcos'un bilmem ne versiyonunun bilmem kaçıncı bölümüne kadar zaten gözlerimizi aldı canım bavul dolarlar. Yani, yani adam çocuğu kızı üşümesin diye şöminede bavul dolar yakan bir adamdan söylüyor. Yani biz bizzat Amerikalıların yaptığı filmlerle yani bir yandan kutsuyor, yüceltiyor parasını, bir yandan bütün gayrimeşru işlerde ne kadar doları dolaştığını bir de gözümüze sokuyor. Yani aslında bu kadar kendi Hollywood'u film sanayi üzerinde bu kadar etkili istihbarat teşkilatları, polis teşkilatlarıyla bu kadar etkili bir devletin çünkü istediği filmi de yaptırttı bugüne kadar. Bunu şeyde 9/11'dan sonra da gördük. Ne saçma sapan filmler yapıldı canım 9/11'la ilgili. Yani bunları yapabilen bir adamın bu kadar pornografik bir şekilde teşhir etmesi kendi parasını yani bir orada bir şey var kendi parasını bir arzu nesnesi olarak gösteriyor evet. Ve bütün gayrimeşru olayların sonunda tamam eskaza polis cinayet işleyeni yakalıyor bugün bir şeydir Amerikan sinemasının bir numaralı kuralıdır yani katil cezasını bulacak katilin hele hele bir polise şiddet gösteren katilin ya da suçlunun filmin sonunda cezasını almaması bulmaması mümkün değildir Amerikan sinemasında. 70'li yıllarda bazı kimi avantgard filmleriyle falan böyle bir iki şey yapıldı. Onu da yasakladılar sonra. Düşünün Amerikan sinemasında. Ama ki onlar da Avrupa'dan gelen yönetmenleri filandı. Ama orada o sektörde çalışan ama kendi parasını bir arzu nesnesi olarak pornografik bir nesne olarak teşhir etti. Yani uyuşturucu ticareti yapıyor, bavul bavul dolar geliniyor. İşte adam öldürüyor, bavul bavul dolar geliyor. Her şeyde. Mesela biz hiç kendi paramızı böyle teşhir etmedik. Çünkü bizde aslında var mı bavulla pirası falan? Çünkü aslında bu şeyden dolayı yapmadık. Bizim kendi sinemacımız, ülkemizin sinemacısı, kendi ilkokulunda, ortaokulunda öğrendiği şekilde kendi parasına saygı duyan adam katilin eline bavul bavul Türk lirası vermedi. Ona bile dolar vermiş olabilir. Evet ama bu yaptı. O dolarlarını her yere soktular, her yere. Bütün o dolarlara bütün eziyetler yapıldı. Kendi parasını şey yapmadı, anlatabildim mi? Yani şimdi burada da enteresan bir şey var. Niye bunu yapıyor? Nasıl yapıyor bunu? Bu arada Bitcoin takip edilemez de değil. Yani tabii. Az önce çok net anlatıldı. Her şey ortada. Hayır, onun için birisinin kalkıp da hayır efendim benim param iyidir, şöyle güzeldir, böyle tatlıdır. Senin
Kripto paranla neler neler yapılıyor Deep Web'de demeye kimsenin, hiçbir ülkenin hakkı şimdi yok. Şimdi bir araştırma şirketi var, Chain Analysis. Bunlar işte o internetin işte şeyinde, Darknet ya da Deep Web'de ne kadar Bitcoin kullanıldığını bulabiliyorlar çünkü takip edilebiliyor. Evet. Evet, ama Birleşmiş Milletler dünyada ne kadar kara para aklandığını, ki kara para sadece suçun bir kısmı, bunu ancak tahmin edebiliyor. %2 ile 5 arası diyebiliyor. Yapabiliyorsun. Tabii. Yani bugün doların ya da euronun ne kadar sahtesi var? Nereden biliyoruz? Hayır, nereden biliyoruz? Tabii. Yakalanırsa bileceğiz. Hı. Ya yakalanmayanlar? Tabii. Onları nereden bileceğiz? Bilemiyoruz ki. Hakikatte zaten baktığınız zaman konuştuğumuz para, diyelim ki kara para aklamada veya kötü bir faaliyette kullanılacak. En üzücü olan tabii ki terör. Mesela evet, işte ve uyuşturucu zaten ve insan ticareti. Bitcoin'le, şimdi bunlar çok ağır. Biraz önce tabii söylediğiniz gibi ilk zamanlarda bir yakınlaştırılan söylemler oldu. Ama işin mantığını öğrendikçe bence bu söylemleri üretenler de farklı bir eksene kaymak zorunda kaldılar. Çünkü evet, bankadan dijital bir yöntemle veya kripto cüzdanlarda kripto para kullanarak siz kötü amaçlı bir faaliyette bu dijital paraları kullandığınızda takip ediliyor. O yüzden bütün dünyada belki bugüne kadar bu işler en kolay yöntem nasıldı? İşte filmlerin anlattığı gibi, öğrettiği gibi bize diyelim. Para bankadan çıkar, kağıda dönüşür ve elden ele dolaşır. Nasıl takip edeceksiniz bunu? Şimdi baktığınız zaman o yüzden bir noktaya kadar tabii çok farklı çeşitleri olabilir ama Deep Web'de, Dark Web'de, uyuşturucuda, terörde kripto paraları kullanmak bana çok akılcı gelmiyor. Çünkü o cüzdanlar herkese açık. Evet. Cüzdan numaranızı verin bana, ben bütün kripto hareketlerine, değil mi, Etherscan'den girip bakalım. Ve kandıramıyoruz mesela kimseyi zaten. O yüzden ya belki de ben bu kadar da tabii kripto para övmek derdinde değilim. Ben paraya karşıyım. Hiç şey yok. Yani bu para yani para benim için bir, sizin için de öyledir. Yani normal eğitimli vatandaş için para bir arzu nesnesi olmaz. Para, paranın kumarla ilgili, uyuşturucuyla ilgili, terörle ilgili kafanı bozmuşsan, bunlarla işin varsa şey yaparsın, yani bu para manyaklığına girersin. Yoksa evet, parayla ilgili şey ol. Mesela kumarda korkunç şey. Kumarda da ona ne diyeceğiz mesela, işte dünyada bir sürü kazinolar var. Bizim vatandaşlarımız ülkemizde yasak. Yurt dışına bununla eğlenmeye gidiyor. Orada götürüyor parayı, basıyor şeye. Ondan sonra, değil mi? Onun da bir bankası var kendi içinde. Tabii, kazinoların. Oradan algoritması biter var. He? Algoritması var. Bir fiş alıyor. Orada yaşıyor mesela. Şimdi kumar oynanan salonlarda yaşayan tipler var. Onları ben çok arkadaşımı gördüm öyle. Ben hiç oynayamam. Anlamıyorum da. Fakat bunlar da böyle bir orada hayat buluyor. Oksijeni çok basıyorlar. O yüzden. O yalanmış ya. Söylüyorlar. Yok yok, doğru değil. Ya onu sürekli reddediyorlar ama. Ondan sonra ve yani orada mesela, orada da bir kripto parayla bir tür yaşıyor, değil mi o da? Yani şey şöyle tabii yapıyorlar orada. Tabii fiş olunca o kredi kartı gibi harcaması daha kolay oluyor. Benim şöyle bir görüşüm var. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu kripto paralar ya da bu dağıtık veri tabanı teknolojileri... Ya, özür dilerim. Bir şey daha ilave edeceğim buna. Tabii. Anneanneciğim, Allah rahmet eylesin, çok şey yapardı. Böyle oyunlara meraklıydı. Hanımlar aralarında beni de günlerine götürürlerdi falan filan. Bunlar hepimiz tabii geçtik o günlerde. Yaşlı hanımlar hep çişleri gelir falan filan böyle, ondan sonra ben her kadının yerine konken oynardım masada. Bunlar böyle her kadının yerine oynamışımdır ve kadın da tuvaletten gelinceye kadar da kadını iflas ettirmem. Yani hatta kazandığım da vakidir minnacık bebeklikten. İşte onunla bir küçük paralarla oynarlardı falan filan. Fasulyesini fasulye de oynar. Fasulyedir. Beze bir şey. Beze değil öyle bir şey. Ondan sonra fasulyesi. Ulan tabii küçük yaşta oraya girdik falan, evde fasulye yapıldığı zaman falan da sinirim bozuluyor, anladın mı? Paralar fazla, fasulyeler gitti. O fasulye bende öyle bir efekt yarattı yani, onda zor. Travma sonra fasulye yiyemem. Yani. Ama bu fasulye ne zaman o masada değer buluyor? Yanınızda çuval çuval var, her kaybettiğinizde kovayla alıp ortaya döküyorsanız iş bozuluyor. Düzen bozuluyor yani. En başta sayıyorsunuz. Ben de tecrübeli olduğum ortaya çıkıyor. Evet. Belirgin bir sayı paylaştırıyorsunuz. Sizin o kadar yaşınız yok ya, bir konken partilerinden geliyor gibi görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında sistemin özü hep aynı. Yani birileri sisteme devamlı dışarıdan canını istediği zaman bir değer ortaya koyuyorsa hepimiz boşa çalışıyoruz. Evet, bence aynen, işin özü bu. Aynen. Evet. Bravo. Çok doğru. Kripto paraların bir bu eğitim şeyi var. Bu gerçeği bize işte hatırlatma. Belki de gelecekteki en büyük faydaları da şu olacak.
biz şimdi veriyi dağıtık kullandığımız zaman bütün bu merkezdeki veri yaratan ve onaylayan mekanizmalardan tasarruf edebileceğiz, edebildiğimiz yerlerde. Mesela işte biz Bitcoin ne diyoruz? Bir otomatik merkez bankası gibi çalışıyor. Bunun için bir bina kurmaya gerek yok, ona şubeler kurmaya gerek yok. Oraya bir sürü personel alıp, ki onların çok yetişmiş personel olması lazım, onlara maaşlar ödemeye, onlara işte kaynaklar harcamaya gerek yok vesaire vesaire. İşte o madencilerle o tüketilen elektrikle bu işi çözüyoruz. Öte taraftan bu bankacılık işlemlere yine yayıldığında, şimdi mesela DeFi diye bir şey çıktı son yıllarda. Merkeziyetsiz finans. İlk uygulaması şöyle: siz gidiyorsunuz, elinizde belli bir kripto para var, bunu yazılıma tanımlıyorsunuz, o elinizdeki kripto para kadar o da size kredi tanımlıyor. Yani primitif bir bankacılık sistemi gibi. Bakın yine şubeler yok, insanlar yok, sadece yazılım var. Siz elinizdeki kripto parayla kendi kendinize kredi üretmiş oluyorsunuz ya da yazılım bankanın yaptığı işlemi yapmış oluyorsunuz. Aman başladıysa gelişir. Ne yapacak bankacılar? Fintech. İşte bankacılar da ne yapmaya çalışıyor? İşte entegre olmaya çalışıyor. Televizyon yani hikayesi Bitcoin gibi. Sosyal medyası geliyor bu biz işin. Biz de Bitcoin saklayalım falan filan demelerinin sebebi bu. Yani evet. Bu iş mutlaka aynen. Bir şekilde bankacılığı etkileyecek. Bu etkilenmeden en az zararla kurtulabilmek için bir şekilde entegre olmaları lazım. Ve bu daha sonra başka yerlere de yayılacak. Mesela sanat eserleri için telif hakları. Şimdi bir senaryo yazıyorsunuz, notere götürseniz her sayfasına ayrı para alıyor, damgalıyor. İşte bunu bir kere fiziki olarak oraya götürmeniz lazım falan filan. Blockchain'de senaryonuzu oraya yüklersiniz. İşte Çağla Hanım'ın anlattığı gibi o orada bloğa eklenir. Zaten değiştirilemez, herkes de görür sizin olduğunu. Çok daha düşük bir masraf, belki masrafsız bir şekilde. O bütün o noter şubelerine, orada çalışan personele vesaire ihtiyaç olmadan bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu aynı şekilde hukuki delillere koyabilirsiniz. İşte kıymetli evraklara, tapu kayıtlarına, nüfus kayıtlarına vesaire, bu böyle gidebilir. Devletler, şirketler bundan acayip tasarruf edebilirler. Ve en önemlisi... Hepsinde işten adam atıyorsun, hepsinde dikkat et. Ama işte insanlık bir sürü böyle işi yapmaktansa o insanlar çok daha başka faydalı işlere ama kanalize edilebilir. Ama adaleti hissedebildiniz mi? Pardon, bana faydalı bir iş söyle. Ya bir sürü faydalı iş var. Faydalı iş. İşte başka programlar yazabilirler vesaire vesaire. Aslında Erkan çok güzel bir örnek verdi. Nüfus bu kadar artınca hangisini hangi faydalı işle çalıştıracaksın? Çok şey, bazen böyle distopik düşünüyorsunuz. Bu anlattığım şey çok böyle yavaş yavaş gerçekleşmesi gereken bir şey. Aslında 10 yılda geldiğimiz nokta Erkan şurası yani. Erkan orada üretilen bir faydadan hangi bahsetmeye çalıştı. Hangi distopya içinde yaşıyoruz zaten? Hangi, Erkan Bey, bunun gerçek bir örneğini vereyim. Ne oldu burada, ne oldu? Çok çok güzel bir noktadan bahsetti. Bakın benim... Ya bana distopik düşünüyorsun diyene bakar mısın Allah aşkına? Sadece son YouTube'a son koyduğu videolarına vampir bak. Vampir videosu. Vampir. Vampir videosu ama izlemediyseniz izleyin. Orada güzel bir hani popüler kültür çözümlemesi yapıyorum. Çünkü hani o size daha hitap ediyor. Ben Erkan Bey'e. Sanatçılar için en çok güzel. Buna somut bir örnek vereyim. Yani ve şu anda 70 küsür kişi çalışıyor. Bu şirket 10 yıl önce yoktu. Olması mümkün değildi. Bitcoin yoktu çünkü. Kripto paralar hayatımızda değildi. Dolayısıyla yani aslında teknoloji yeni iş alanları açıyor. Tamam, veya bizim şirkette çalışan hiçbir arkadaşım doğduğunda ya ben ileride sosyal medya yöneteceğim, dijital pazarlamada çalışacağım deme şansı yoktu. Çünkü bunlar hayatta yoktu. Dolayısıyla aslında düzen değiştikçe ve hayat değiştikçe insanlar bir anda bizim iş bitti deyip işsiz kalmıyorlar. Yeni işler, yeni fırsatlar kalıyor. Önümüze çıkıyor bunlar. Burada önemli olan hem bizim için hem gelecek nesiller için yeni dünyaya adapte olabilecek, açık zihinli olabilmek. Onun dışında ben kendi evlatlarıma da şu mesleği yap, bunu yap diyemiyorum. Çünkü bilmiyorum ki o mesleği yap dediğimde o meslek olacak mı 15 yıl sonra. O yüzden bence... İşin nevi değişiyor, süreçler değişiyor, teknoloji belki alanımıza giriyor ama yeni yeni iş alanları, yeni yeni imkanlar çoğalıyor. Ben olaya pozitif taraftan daha çok yaklaşmak istiyorum bu noktada. Tabii orada eğitimini de ona göre ayarlaman mutlaka, gerekiyor. Yani mutlaka. Biz rigid olmak gerekmez, evet, katılıyorum denilenleri ama hani değişen bir yapı var. Sonuçta sistem, yani kapitalizm kendisi de değişiyor. İşte ulusal kişisel gelir şeyleri falan, bu tartışmalar var. Yani nasıl bir güvenlik ağı kurabiliriz diye. Ama gidişatın tabii ilk başta biraz acısız olması
zor. Ve güzel olan, o kadar bu teknolojinin son dönemde ürettiği ürünlere baktığınız zaman, mesela blockchain'i alalım veya işte bu dijital dönüşüm, makine öğrenmeleri, yapay zeka, bunlar tek bir bilim dalıyla da kısıtlı değil. Yani benim en çok üzerinde durduğum ve hoşuma giden, ben de pozitif taraftayım Özgür Bey gibi, disiplinler arası bilimler bunlar artık. Çünkü blockchain veya kripto parayı sadece finansçılar yönetemez, yönetemiyor. Sosyologların da bu işe girmesi lazım, psikologların da girmesi lazım. Yani belki medyacıların da. Bakın bugün Facebook'un birebir Facebook'ta yaptığınız işlemleri yapabildiğiniz blockchain üzerinde üretilmiş uygulaması var. Facebook'un değil, Facebook gibi bir sosyal iletişim platformu blockchain üzerinde üretildi. Yıllar önce benim doktorada bir arkadaşım vardı. Psikoloji master'ı falan yapmış, iletişim doktorası yapıyordu. Şimdi bizi izleme şansı varsa belki hakikaten sormak lazım ne buldu diye. Neyi araştırıyordu biliyor musunuz doktorada? Bu dijital işçiliği araştırıyorum demişti bana. Şimdi biz hepimiz sürekli dijital dünyada üretiyoruz ya, resim çekiyoruz koyuyoruz, yemek yapıyoruz koyuyoruz. Ve çok az insan bunun karşılığında para alıyor. Şimdi bu blockchain tabanlı kurulan sosyal medya uygulaması, sizin paylaştığınız içerikler, aynen Facebook gibi, Instagram gibi resim mi çekiyorsun, makale mi yazıyorsun? Kaliteli veya ölçülebilir belli bir algoritmayla beğeni aldıkça o platformun kripto parasını kazanıyorsunuz. Yani buyurun size meslek. Yani kripto parayı alıp da sadece finansçılar, fintech sektöründe, işte blockchain tabanlı ödeme sistemlerinde veya yatırım amaçlı kullanmayacaklar, kullanmıyorlar da. Biraz önce Erkan'ın bahsettiği örnekten bir şeyi hatırladım ben. Şimdi bugün siz benden iyi biliyorsunuzdur ama kabaca bir örnek vereceğim. Netflix gibi mesela bu streaming platformlarında dışarıdan bağımsız kişiler kısa filmler çekiyorlar, uzun filmler Netflix'e veriyorlar. Netflix yayıncı değil mi? Günün sonunda Netflix gibi yapılar, şimdi ismini telaffuz etmiyorum ama bundan sonra streaming platformu ne yapıyor? Sizin filminizi oraya koyuyor. Ay sonunda diyor ki, Okan'cığım senin filmini bu ay 100 kişi izledi, 1 dolardan 100 dolarını hesabına yatırdım. Şimdi bir hayal edin, bu streaming platformu blockchain'e taşındığı zaman ne olacak? Ay sonunda platformun sahibi gibi siz de girip bakacaksınız. Filminizi kaç kişi izlemiş? Ona göre paranızı alacaksınız. Filminizin hangi saniyeleri en çok izlenmiş, hangi saniyelerde terk edilmiş, ne olmuş ne bitmiş. Yani böyle özellikle veriyi işleme imkanı olan açık, hani diyoruz ya blockchain açık, herkes görüyor. Sadece para hareketini görmüyorsunuz. Her ne üretiyorsanız onunla ilgili müthiş bir adalet var. Belki de Erkan'ın bahsettiği katma değer de bu sektörlere gelen. İşte tabii ki de bunu paraya vurduğunuz zaman da Bitcoin'le de çok farklı bir katma tabii değer geliyor dünyaya. Hiçbir zaman toz pembe bir tablo çizemeyiz. Yani bu dönüşümlerin zaten sancılı olabileceğini, krizlere yol açabileceğini işte siz söylüyorsunuz. En çok anlatanlardan biriyim zaten. Bu gelen şeyi anlayıp ona göre adapte olmamız lazım. Yani başta işte devlet, firmalar olmak üzere. Yani bu böyle bir şey geliyor. Buna göre yeniden düzenlemeler yapmak gerekiyor. Tedbirler almak gerekiyor tabii. Tamam. Bugün Bitcoin'e bayıldık. Hakikaten. Hanımlar, beyler, Sayın Özgür Güner'i, CEO'su, Şant Manukyan, ekonomist, global stratejist, Erkan Öz gazeteci, yazar, Çağla Gül, Şen Kardeş, CEO'su. Bugün harikulade bir program gerçekleştirdik. Hakikaten bilgilendim. Sizler de bu isimleri Google'layarak, saydığım isimleri, daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz ya da onlara ulaşabilirsiniz.